Bora, saç kurutma makinesini bulamadım da. Banyoda. Sol alt dolapta. Tamam, teşekkür ederim. Adacığım, bu arada hoş geldin. Vallahi nabule gitti. Sen Meltem diyordun, ne diyordun, bir şey diyordun. Bornozla mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Yo, doğru gördün. Bornozla. Meltem burada duş aldı. Yani birini evde bornozla görmenin şaşırılacak bir tarafı yok ki ya da. Neyse dur. Dur bak, ben sana her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. Ne oldu biliyor musun? Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Ya Meltem Rüzgar'a aşık olmuş, Rüzgar da Meltem'e kötü davranmış. Şimdi Rüzgar Meltem'e kötü davranınca Meltem incinmiş, kırılmış, üzülmüş, ağlamış, ağlamış, ağlamış. Sonra içmiş, içmiş, içmiş. O içki artık boğazından, burnundan girmiş, kulağından çıkmış falan. İçmiş, içmiş, içmiş. Sonra beni aradı. Bora Bey, Boracığım, Boracığım dedi. Ya dedi, bana dedi bir konum atar mısın dedi. Ben de konum attım. Kapıma kadar gelmiş. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Görsem var ya üzülürsün. Anladım, sen de onunla beraber ağlardın. Her neyse, ben gittim, tuttum onu. Tam böyle düşecekti artık, bunun önünü göremiyordu, yürüyemiyordu. Aldım gel dedim, gel. İnsanlık hala da. Gel, gel dedim, gel seni bir duşa sokayım dedim. Giderken yolda böyle omzuma kafasını koydu. Anlattı, 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 anlattı. Ağladı, ağladı. Tuttum, zorla duşa soktum. Sonra rahatladı, kendine geldi. Neyse sen bir Meltem diyordun, bir şey diyordun, ne oldu? Bitti mi? Bitti. Evinde duş yok muymuş? Suları mı kesilmiş? Niye burada duş alıyor? Ay bir de neymiş, neymiş fön makinesi nerede diyor ha? Fön makinesi banyoda nerede acaba? Banyoda fön makinesi aramak da zaten samanlıkta iğne aramak kadar zordur değil mi? Ben gideyim yardım edeyim. Şimdi şöyle yapalım. Saat geç oldu. Elif'in yemeğine geç kalmayalım. Meltemciğim saçını kurutsun, tamam mı? Meltemciğim saçını kurutsun, hazırlansın. Sen de oraya hazırlan, çıkalım tamam mı? Hadi. Ha, o da geliyor. Tabii, tabii. Eksik kalmaz hiçbir şeyden. Gelsin, buyursun gelsin. Meltem'in de yemeğe gelmesinde ne sakınca var ki ya da? Elektrikler kesildi galiba. Elektrikler mi kesildi? Elektrikler gitti ya. Allah Allah. Tamam, ben bir sigortalara bakayım mı? Aa, ben baktım. Ben baktım, gittiğim sigortalara baktım. Onlar yerlerine sapasağlam duruyorlar. Ay, bu ara elektrik kesintisi çok olmaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse Bora, biz bir şey yapmayalım. Anda kalalım. İnsanlar beklemesin. Biz gidelim, Meltem'in saçı kuruyunca gelir. Hadi gidelim. Ya benim saçım kurudu sayılır zaten. Hem ayrıca havada çok sıcak değil mi yani? Giderken de kurur. Yani çıkabiliriz bence. İlla geleceğim diyorsun yani. Efendim? Ada. Ada dünya mırıldanma şampiyonu. Ya hep mırıldanır böyle kendi kendine. Ama biz artık geç kalıyoruz, çıkmamız lazım. Hadi hazırsanız çıkalım. 5 dakika. 5 dakika.
Şimdi bu benim bildiğim 5 dakika mı yoksa kadınların hazırlanma süresi olarak söylediği benim bilemediğim 5 dakika mı? Sizin bildiğiniz. Sizin bildiğiniz. Güzel. O zaman 5 dakika. Hadi başladı. Sen zaten hazırlanmış gibi duruyorsun ama. Aa, yok yok yok, bu benim ekmek almaya gitme kombinim. Tabii. Şimdi hazırlanacağım. Görürsün sen. Evet. 4 dakika 50 saniye. Hadi bakalım. Sürerken inşallah hapşırasın gelir Meltem, Meltem. Topak topak olsun rimelin inşallah. Rujunu sür, sonra dişine bulaşsın inşallah Meltem. Güldüğünde insana rezil ol Meltem, rezil ol inşallah. Esbe. Ada. Çok güzel oldun kızım. Ay bakamıyorum şu an. Bakamıyorum, güzelliğinden başım döndü, bakamıyorum. Harikasın sen, ateş ediyorsun. Aa, vuruldum galiba. Sen kimle dans ediyorsun Meltem? Alırım aklını. Seni geldiğin gibi göndermezsen. Benim de adım Ada değil. Sana 48 saat veriyorum Meltem. Son 48 saat. Alacağım aklını senin. Hadi şov başlasın. Dedim ki 5 dakika mı 5 dakika dediler. Yarım saattir bekliyorum ben burada. Geç kaldık. E gitmeyelim o zaman biz gitmeyelim. Gitmeyelim. Hazırım ben. Lan Meltem. Meltem nerede Ada? Ne bileyim ben. Bakıcısı mıyım onun? Gelir şimdi. Hadi Bora Bey, biz gidelim. Siz peşimden gelin benim. Tabii. Ada, ne yapıyorsun sen? Film izliyorum Bora Bey. Film mi izliyorsun? Bir casus var. Sonunda ölüyor. Sonunda casus ölüyor mu? Sen bu filmi daha önce izledin mi? Yok. Nereden biliyorsun o zaman sonunu? İlahi adalet her zaman yerini bulur Bora Bey. Filmlerde bile. Rüzgar kahve içer misin? Olur, içerim. Tamam o zaman. Bana da bir tane. Selin'den. İstesen olmaz mı? Hı? Şu telefonu ver bari bana. Ay aman tamam ya. İlle buradan kalkacağım. Telefona kadar gideceğim. Yerimden kalkacağım. Tamam ben isterim. Sen hiç şey yapma. Yok. Yok yerinde yok ki. Bir tane kahve istedim ama sorun oldu ya. Gerçekten bu kadar sorun olacağını tahmin edememiştim. Sorun kahve değil. Ne peki? Ne? Lütfen söyle. Sorun ne? Sorun bana karşı olan davranışların. Ne varmış sana karşı olan davranışlarımda? Ne varmış bana karşı olan davranışlarında? Sen kör müsün? Yani görmüyor musun bana nasıl davrandığını, görmüyor musun sen? Görmüyorum. Nasıl davranıyorum ben sana? Ya biz bir kere bile, biz sinemaya bile gitmedik ya. Bir el ele tutuşup bir baş başa yemek yemeye bile gitmedik. Yani bu tarz şeyleri hiç yapmadık. Aslında biz hiçbir şey yapmadık. Sorun burada. Hiçbir şey yapmadık. Yani sen
Evren'le daha çok vakit geçiriyorsun ya. Gerçekten Evren'le benle olduğundan daha samimisin ya. Ha, bir saniye. Sen Evren'i mi kıskanıyorsun şimdi? Ya hayır canım, ne alakası var? Ne kıskanacağım Evren'i? Ya bir tane kahve istedim, konuyu ya tekrar hadi bırak nereye Allah getirdin? Ya bırak ya. Tuğçe Hanım, kırmızı alarm. Meltem operasyonunun kaldığı yerden devam ediyor. Kim? Ya bir kere de sorma. Kim, ne, nerede? İçim şişti Rüzgar, içim şişti. Nereye? Nereye? Gıcık gıcık insanlar var bu şirkette. Gıcık gıcık yani. Selin Hanım. Ay. Aa. Ali Bey. Abi. Korkuttunuz. Aa, yabancı mıyız canım? Niye korktunuz? bugün günlerden ne? Salı. Salı, evet doğru, bravo. Salı ama nasıl bir salı? Vallahi çok güzel bir salı. Yok. Kötü bir salı. Hayır. O zaman güneşli bir salı. Şöyle düşünelim. Senin için böyle önemi olan, senin için önemli bir gün, hatırlaman gereken bir şey olan bir gün. Öyle bir salı. Ali ya, doğalgaz faturamı unuttum. Allah kahretsin, yine unuttum ödemeyi ya. Hmm. Kesmesinler ya, lütfen. Onu hemen öde, keserler çünkü direkt kesiyorlar. Hmm. Benim kestiler mesela şu anda. Buz gibi oldum. Doğalgaz diyor. Ay, bizle ilgili bir şeydi değil mi? Neyi unuttum yine? Ha? Ali vallahi kafam o kadar dolu ki özür dilerim yani. Bir asistan tutsam kendime yeri. Ada yakında istifa eder. Onu asistan olarak alabilirsin. Çok ayıp. Hayır, öyle şaka olarak dedim ya. Hani o sürekli şey yapıyor ya. Ha? Gülmemem lazım, çok ayıp. Buna gülmemem lazım. Şaka olarak düşününce komik. Değil mi? Zamanla demleniyor çünkü. Sen de kahveyi yapıyorsun, zamanla demleniyor ya, onun gibi düşün. Ya sen onu bırak da bugün özelliği ne, onu söyle bir. Hazır mısın böyle bir şeye? Hazırım. Bir hazırla. Tamam. Evet. Evet. Bugün ikinci hafta dönümümüz. İkinci hafta dönümümüz mü? Gel. Gel. İkinci hafta dönümümüz. Tabii şok oldum değil mi? İnanamadın ikinci hafta dönümümüz olduğuna değil mi? İnanamadın. Vallahi. Evet aşkım. İki hafta oldu gerçekten. Nasıl değil mi? Zaman nasıl hızlı geçiyor? Ama şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır canım, iki hafta. Ben de geldim ya hani, ineceğim ya. Ay! İyi misin Meltem? İyiyim ya, birden boşluğa basar gibi oldum. İyi bakalım. Hadi o zaman biz gidelim. Boşluğa değil, damarıma bastın kızım. Seni kor ateşler üstünde yürütmeyen adaya da yazıklar olsun, yok olsun. Niye duşa girdi ya? Niye duşa girdi ki bu? Bir şey mi oldu ki? Ne olmuş olabilir ki? Merhabalar, kolay Merhaba, gelsin. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Zafer, doğru sözlerine bir rezervasyonumuz olacaktı. Evet, fakat iptal olmuş. Öyle mi? Neden? Biraz önce arayıp iptal etmişler. Anladım, sağ olun. Ne olmuş? Rezervasyonu iptal etmiş babam. Ah. Bir arayıp öğreneceğim. Ay. Buyurun, Genas. Buyurun. Genas Hanım, gel. Kimin gözü kaldıysa kocamda. Nazar hep, nazar bunlar. Ay, ölüyorum. Kusura bakmayın Zafer Bey. Aslan Bey, ne demek ne kusuru? O da böyle şey, sağlık bu. Her şeyden çok daha önemli. Değil mi? Gel, yavaş yavaş. Gel. Burnumdan geldi vallahi. Burnumdan geldi. Biliyorum hayatım da, ne yapabiliriz? Hayatım, bunun bir çözümü var tabii. Bir dakika. Neyse, ben Elif'i uyutayım. Hadi gel anneanneciğim. Uykusunu geldi Melih. Efendim oğlum. Alo baba. Geldik biz, buraya yoksunuz. Oğlum, tam restorandan içeri giriyorduk. Aslan Bey'in karnına bir sancı girdi. İki büklüm oldu adamcağız. Biz de döndük mecburen. Anladım babacığım, tamam. Tamam, konuşuruz o zaman. Tamam, hoşça kal. Ne olmuş Bora Bey? Neredeler? Aslan Bey rahatsızlanmış, eve dönmüşler. Nasıl ya? İyi mi eniştem? Bir ara istersin. Sen bir gidip bak istersen canım ya.
Boracığım biz de gelmişken kalalım bence. Hadi Meltem. Aslanım, evimin direği. İyi misin? İyiyim Nergis'im, iyiyim. Hafifledi. Hadi inşallah. Kızım bir çıkarsan enişte böyle bir... falan olsa olmuyor değil mi? Tamam. Ada. Ada, kuzucuğum. Heh, alo. Teyzoş, ne oldu eniştem, iyi mi? İyi şimdi. Ay, vallahi kalp krizi geçiriyor sandık, ödümüz koptu. Neyse, gazmış gaz. Hafifledi şimdi, iyi enişten. İyi, çok şükür. Tamam. Adayı bir ver abla, bir şey diyeceğim. Dur, teyzen istiyor. Öptüm kuzum. Ver, bir şey diyeceğim, geleceğim. Hoş. Alo. Efendim teyzoş. Efendim teyzoş. Sen gel eve, ben sana teyzoşu göstereceğim. Konuşmamız lazım acil. Ne oldu, ne konuşacağız? Sen eve gel, bir ne konuşacağımızı görürsün. Tamam mı? Teyzoş. Kapat hadi. Tamam, bay bay. Hoş geldiniz. Ada? Ha, Tuğçe Hanım. Hadi bak, Bora Beyler orada oturuyor. Hadi git sen yer kap Rüzgar. Hadi yer kap, koş. Hadi. Selam. Rüzgar. Ya Tuğçe'yi de davet etmişsiniz patron. İlle sen de gel dedi, ben de kıramadım onu. Ne haber dostlar, nasıl gidiyor Meltem Hanım? Hoş geldin. Hoş buldum. İyi, gel otur sen de. Böyle mi geçeyim? Tabii öyle geç. Tamam, peki. Meltem Hanım, nasılsınız? Bornoz da gördüm ya evinde, odasında. Nasıl bornoz yani? Ne, bornoz derken? Tuğçe Hanım, şimdi siz bornozun şekline, modeline mi takıldınız? Bu mudur konu yani? Bornoz diyorum, bornoz. Hani böyle duştan sonra giyilen, suyu emen, çeken, içinde bir şey olmayan. Ay, hani sen, ne diyorsun? Sen çok terlemişmiş de, bir duş alayım demiş de, ne varmış bundaymış da. Hadi size bak sen. Sen daha yeni geldin, dün biri bugün iki, ne demek duş almak? Tuğçe Hanım, bu kadın başka. Bu fena. Yani öyle Fulya gibi değil. Fulya'nın derdi belliydi. Onu böyle kolay paket ettik, yolladık. Ama bu aynı zamanda ajan. Ada ajan majan değil, sen de abartma. Görürsünüz siz. Siz görürsünüz, ajan bu. Ajan, şuraya yazdım, ajan bu kız. Tabii bu tam donanımlı, bu tam nitelikli bir düşman. Evet. O yüzden bu biraz zor olacak. Yorulacağız ama vazgeçmek yok. Pes etmek asla. Sonu ne olursa olsun mu? Olsun. 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 Olsun, yes be. Yes. Tamam, hadi gidelim. Tuğçe Hanım. Ha? Tuğçe Hanım ya. Ne? Bunlar acaba şey yapmış mıdır? Ne? Ney? Şey. Yani Bora'yla Meltem... Olsun. Yapmayın öyle, elinizi kolunuzu ileri geri. Yapmayın öyle Tuğçe Hanım. Ya kötüyü çağırmayın. Çağırmayın kötüyü. Öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Anlarız şimdi. Hadi anlayalım. İyi hadi. Hadi girelim. Hadi. Evet. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şimdi şöyle düşündüm ben. Sahile gideriz, biraz yürüyüş yaparız. Daha sonra da yürüyüş yapıp acıkacağımız için yemek yeriz diye düşündüm. Olur. Nasıl olur? Ne güzel olur diyorsun sen ya. Bir daha da bakayım, olur. 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 Hayır, böyle olur. Olur dersen, olmayacaksa da olur bu arada. Hay. Ha, hey! Ne oluyor? Sizinle geleyim mi? Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Sahile gidiyoruz biz. Sahil olur. Olmaz. Bak mesela, sen de olur diyorsun, o da olur diyor. Seninki ne kadar güzel bir olur. Evreninki yavan, çiğ bir olur. Ya belki bir derdi vardır. Nerede bu ya? Kedi gibi motora falan mı girdi acaba? Ne olursun sizinle gelirim. Ben çok dertliyim. Çok yalnızım. Ali gelsin ya. Benim aklım takılır şimdi. Üzülürüm zaten. Gelsin. İyi. Gel. Ben koltuğun ayarıyla falan oynayamam. Böyle şey yok, kullanabiliyorum. Yok, önemli değil. Hayret bir olay ya.
Meltem. Canım sen gel istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkamda. Tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum. Çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım. Ben böyle iyiyim. Boracığım. Bora Bey. Bey. Biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok, ne sakıncası olacak? Bu arada iyi bilirsin. Kopsun, dilin kopsun senin. Hı? Bora Bey ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım, bey desin. Sen benim işime karışma hadi. Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık hadi. Hadi söyle. Bora çocukken bana aşıktı. Nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki, ikimiz de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum, bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başka kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın yeter. Hepsi böyle işte. Neyse bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle Bora'yla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza. Bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim. Çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden 2 yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti. O üstüne düştüm. Diyor ya kenarı. Ya ama Bora'yı görmeliydiniz. Çocuğun üstüne bir uçtu. Hala gözümün önünde. Gözün çıksın senin. İnşallah gözün çıksın. Ya gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın. Mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet afiyet olsun. Of of. Arıyorum, arıyorum. Açmıyor. Hadi diyorum ki meşguldür. Belki bakamıyor. Ben de mesaj atıyorum ona. Evet. Önce tek tek. Sonra ikinci tek. Hadi mavi, mavi olur derken iletildi. Sonra üstte Yasemin yazıyor mu? Ama yazmıyor. Ne yaptım ben ona? Söyle, ne yaptım? Evren Bey yapmayın böyle ya. Zaten Yasemin abla öyle biri değil ki. Onun işi vardır. Döner o sana yarın. Belki diyorum ki bir böyle gülen yüzlerden atar. Yok. Hadi 2 nokta üst üste kapa parantez. O da yok. Halbuki ben onunla koca bir parantez açtım. Böyle büyük büyük harflerle Yasemin yazdım. Ha. Artık o büyük büyük harflerle işte Yasemin falan onlar hep olur. Evren aramıza hoş geldin. O ne demek? Şimdi bu hani sen daha önce değişikti giyim tarzı şimdikinden değişikti. O şey falan da değişikti. Şimdi bu kıyafetleri falan giyince sana böyle bir eril bir enerji gelmiş. Ne alaka ya? O yüzden böyle acı yapıyor. Bu kıyafetler acı yapar. Ay saçma olma hadi. Böyle enerjiye inananları ötekileştirmesek. Yani öyle. Ama haklı olduğum bir şey var. Vallahi ne? İçim acıyor. Hem de çok. Sen... şimdi acıdan dolayı böyle frekansların, o dalgalar, titreşimler falan değişmiş sende. O yüzden bir gidip şu sahilde tek başına orada böyle bir öyle nefes egzersizi, çakra açma falan yaparsan iyi gelir diye düşünüyorum. Tek başına gidersen, uzaklaşırsan buradan, oraya bir gidersen iyi gelir diye düşünüyorum. Kimse beni istemiyor. Hayır, çakra için dedim. Oğlum çakra için diyor. Ne yapıyorsun ya? Adamı anlattın. Çakranı aç dedim Evren. Çakranı aç diye. Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar çok çok? Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. Yani New York'taki gün batımı bir başkadır, böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi, aynı güneşi burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani, saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz. Özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? Bora sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı hı. Hı hı.
Evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. Fransız Rivierası'nı da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Rüzgar Bey. Efendim? Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece. Siz Riviera'da ya. Gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ben 2 sene önce gittim. Evet. 2 sene önce? 2 sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Riviera tipi yok. Tabii bu sızma, süzme o tiplerden bu. Biz bir lavaboya mı gitsek? Evet gidelim. Müsaadenizle. Tabii tabii güzel geçsin. Gidin bir hava alın gelin. Meltem sen gelir misin? Gelmezsen sen ye daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın bir nefes alın. Tuvalet şurada şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, yok yok olur mu öyle şey canım? Yok öyle bir şey merak etme. Ya özellikle Ada, önceden senin asistanınmış. Asistanımdı, önceden. Şimdi ne oldu da Tuğçe'nin asistanı? Biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere ondan sonra hemen kahve içeriz rahatlarız ha. Hadi bir garsona seslen sana zahmet, 5 tane. Affedersiniz, bakar mısınız lütfen? Ya ye sen de ye bitir. Yemeğini bitir. Hani böyle bazen birini görürsün uzaktan. O an işte o dersin ya. İnsanın hayatında karşısına bir kez çıkacakmış. Evet. O bazen olur. Bu durumlarda mesela bizim de aramızda öyle bir his alışverişi var Selin'le. Onu bilmiyorum biliyor musun? Biliyorsundur. Şimdi bir his aktarımı yapmaya çalışıyorum onunla da. Çünkü belli bir süre doldurduk biz. Uzun bir süre, 2 hafta gibi. His aktarımını yapamıyoruz. Ay. Kimse beni istemiyor. Aa. Yani böyle acılar düğüm olmuş, boğazıma oturmuş. Ay yok ya, yok öyle bir şey. Kim istemiyor seni? Yasemin'im. Yok, yok boş ver sen. Yok ya Yasemin falan yok, unut. Unutun Yasemin. Ay benim tatlı kestane şekerim Ali. Benim. Ali. Yasemin'im. Ali gönder şunu, gönder çabuk, çabuk. Evren Bey. Tabii hep böyle olur zaten, hep böyle olur. Ne olur yazlıkta tanışırsın, güzel güzel vakit geçirirsin. Kumsalda gitar çalarsın, kesin Bora Bey çalmıştır. Kesin çalmıştır bile. Sonra bu ya yazlığı satmışlardır ya Amerika'ya okumaya gidersin. Sonra birden bir ayrılık olur. Yıllar sonra karşılaşırsın. Sonra? Bakışırsın, gülüşürsün, elleşirsin, finger dersin derken sonra? Sonra? Sonrası? Bırak beni lan! Tabii. Öğrenmeliyiz Tuğçe Hanım. Fan fini fini fan. Oldu mu, olmadı mı öğrenmeliyiz. Öğreneceğiz. İyi de nasıl öğreneceğiz? Benim aklımda var bir şey. Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora hatırlıyor musun karate maceramızı? Sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı, karate kursu. Bora da öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan, orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. Kum torbası gibi olmuştum yani. Bak, 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 hareketlere bak, bak. Gereksiz gülüşler. Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama sen de
bayağı istekliydin. Kabul et. Yani çok hırpaladım eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. Aa ben neler tutuyorum şu an. Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabii, yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim, yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora Bey maşallah size gülerek eşlik ediyorsunuz. Bu nedir yani burada? Hanım, hanım, Meltem Hanım. Sizin meslekte ne gelişmiş ya, içinde at koştur. Ada, ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Anlatma! Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordumu anlatıyor Meltem. Küçüklük. Küçüklük. Karate mi? Evet, karate. Siz dövüyordunuz yani. Oh, elinize sağlık. Ha, dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocukları hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii, onun gibi bir şey. Onun gibi. Ben saçını başını bir olacağım. Az kaldı. Patron, patron biz bir dejavu mu yaşıyoruz? Bu iş böyle fulya olayına dönmez değil mi? Aman Allah korusun, rüzgar ağzını hayır aç. Allah korusun, Allah korusun. Ama kadın kadını kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadını kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın Rüzgar Beyciğim. Meltem. Ne oldu, iyi misin sen? Sen üşüdün sanki. Aa tabii, ıslak saçlarla dışarı çıktın, üşüdün. Dedim ben sana, evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten. Tabii şey, havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu, çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne ben Ada? Siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron, ne oluyor? Anlasam, hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Ne zaman gidecek ya? Yavaş ya, duyacak adam. Duymaz o, şu an transa geçmiş. Baksana ye yapıyor susamlarla, mındar ettisi mi de. Bir yolu var. Beni Yasemin'le konuştur. Ha? Beni onunla konuştur ne olur. Hadi yok valla olmaz, Yasemin abla öldürür beni. Hadi. Zaten o hiç hoşlanmaz öyle emri vakiler. Sonra evlenmeyi ne olur sonra. Ali ne yapıyorsun ya? Arıyorum ben artık, masaya yumruğumu vuruyorum yeter. Ay saçmalama, ver şunu. Dur ya. Ya bak arama diyorum. Ya görürsün sen. Niye paparayı gör. Efendim Selin. Evrem ben. Yasemin. Benim dünyam sensiz dönmüyor. Seninki dönüyor mu? Oho! Fıldır fıldır dönüyor hem de benim dünyam. Vallahi benim seninle uğraşacak vaktim yok Evren. Benim işim başımı açmış. Arama beni bir daha. Arama! Ne oldu ya? Kapattı. Ne oldu? Beni istemedi. Arama dedi beni. Ay Evren Bey dedim. Arama dedi. Belki Selin'e demiştir aferin adam. Sana yani aferin. Tam 12'den vurdun masaya yumruğunu yani. Aferin. Evren Bey. Ne yaptım ben ya? Evren Bey! Yasemin! Evren Bey! Ay! Evren Bey! Atla Evren! Sus Ali! Ay adam gidiyor ya! Evren Bey! Duruyor! Evren Bey! Çok korktum Evren Bey, ne yapıyorsunuz ya? Yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz de bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah! Boynum. Ne oldu Meltem? Ay kas katı kesildi. Hava kasmaktan kaskatı kesildi tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima ya, bak klima arkamdan sana bir çarptı şimdi, doğru. E dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki, dinlemedi, hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi. Ay.
Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin. Sıcak bir duş alırsın. Bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk evine git kalk. Yok. Yok yok Meltem, sen bizimle geleceksin. Bizim ederken? Bize. Bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim. Canım sen iyi misin? Ay çok kötü, çok çok. Aman. İyi iyi iyi. Maşallah. Yok yok, bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyini. O kadar sevdim ki ben. Aldım yüzüğümü, geçtim karşısına. Benim ol dedim. Karım ol dedim. Nasıl? Neyse olmaz dedi. Daha çok erken. Ben hazır hissetmiyorum kendimi dedi. Ne yaptın sen Ada? Ne yaptın sen kızım? Ne yaptın? Gel Meltemciğim gel. Gel canım gel. Aman 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 aman. Çok ağrıyor değil mi? Çok kötü. Ah ah, kıyamam ben sana. Meltemciğim, ne oldu hayatım sana? Sorma anne, sorma. Klima çarptı. Ada marka klima. Canım, 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 canım. O zaman sana Boracığımın odasının yanındaki odayı hemen hazırlatalım. Tabii. Hanife, Hanife. Boracığım, sen Meltem'e yardım et. Tabii anneciğim. Meltemciğim, Yasemin sen sağını solunu önünü görmezsin. Ben sana yardımcı olayım, düşme tamam mı? Hadi gel. Sen önüne bak, ben arkama bakarım. Sen... Dur sen bir dur. Biz seninle bir konuşacağız. Gel gel. Şöyle sen gel. Gel 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 gel. Gel gel. Ben yüzüğü buldum Ada. Yüzüğü buldum. Yüzüğün içinde yazanı okudum. Nerede buldun? Nerede bulduğum mudur konu ha? Bunu mu soruyorsun sadece bana? Zaten gittim Rüzgar'a, her şeyi anlattı bana sağ olsun. Ne anlattı Rüzgar? Sence? Kızım sen bunu bize nasıl yapabildin ya? Sen bu yalanları bize nasıl söyleyebildin Ada? Dövüşüm açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın sen, neyi ha? Sen sabahlara kadar ağlamadın mı? Biz Selin'le seni dinlemedik mi? Rüzgar'ı elimden aldılar demedin mi? Bize demedik. Git kızım al Rüzgar'ı geri. Sen bunu bize nasıl yaparsın? Dövüşüm özür dilerim ama işte işler değişti, durumlar değişti. Durum ne değişti, ne durumu değişti? Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesi mi değiştirdi durumu? Ne değişti, ne? Rüzgar ne anlattı sana tam olarak teyze? İşte çocuk her şeyi anlattı. Sana evlenme teklif etmiş. Sen kabul etmemişsin. Tabii. Kız sen Rüzgar'a elimden aldılar diye bu şirkete girmek istemedin mi? Koşa koşa gitmedin mi bu şirkete? Ha? Ay şerefsiz. Şerefsiz mi? Kız sen çocuğun hem gururuyla oyna, evlenme teklifini kabul etme, bir de kalk şerefsiz de. Sen anlatacaksın bana. Her şeyi tek tek anlatacaksın. Dinliyorum. Şimdi anlatacaksın. Anlatacağım, anlatacağım. Sonra anlatacağım. Teyzoşum vallahi başımda öyle bir dert var ki. Teyzoşum iki gün. Sen bana iki gün ver. Ben sonra her şeyi anlatacağım yok, size. Yok, 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 yok. Ben düşündüm. O yüzüğü ablam bulsaydı. Ha? Kız ne olurdu o zaman? Yanardık ya. Ablam bulsaydı kadının tansiyonu tepelere çıkardı. Yok Ada. Ben, tamam mı? Benim gözümün içine bak. Benim yaşadığım bahtı yaşa istemiyorum. Anlıyor musun beni? İstemiyorum. Benim kaderimi yaşa istemiyorum. O yüzden gideceğim ben. Ne olursa olsun. Ablamı alacağım karşıma. Diyeceğim böyle böyle. Rüzgar'ı da anlatacağım. Yüzüğü, her şeyi anlatacağım. Yok, 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 yok. Sakın. Teyzoşum sakın. Sakın teyzeme bir şey anlatma. Sen bana iki gün ver. Ben her şeyi halledeyim. Ondan sonra. Yok. Tamam, iki gün. İki gün. Teyzoşum iki gün. Ada dedim. İki gün ver. Sen bana hadi ver. Ada dedim. Ada buraya gel. Kaçma gel. Şuraya bir konuşalım. Ada. İki gün diyor, hala iki gün diyor. Ne haplar karıştırıyorsun belli değil Ada. Bekleyelim bakalım iki günü. Bekleyelim bakalım, ne olacak başka, ne yapacağım, bekleyeceğim iki günü. İki günmüş.
Nerede o? Ada. Ada, ne yapıyorsun sen? İyi misin? Kim nerede? Alman tenisçi 30-15 öne geçiyor. Aa, özür dilerim Bora Bey. Ben size düştüm. Ha? Sizin odanıza düştüm. Odanıza düştüm sizin. Kapıyı. Allah. Ada, iyi misin sen? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. İyi. Ne işin var senin odamda? Odanızda değilim, ben buradan böyle geçiyordum. Ha, geçiyordun, iyi o zaman. Ada! İyi geceler Bora Bey. İyi uykular. Üstünüzü örtün, açıkta kalmasın. Hoşçakalın. Canım, ne oldu? Odanın yolunu mu şaşırdın sen? Gel ben seni götüreyim. Yok, Bora'ya bir iyi geceler diyeyim dedim. Ha, öyle diyecektin ama Bora Bey uyudu. Üstünü örttüm az önce. Sen Bora'nın üstünü mü örttün? Ben Bora'nın üstünü örttüm, evet. Ben onun asistanıydım. Onun rahatlığı için her şey yaparım yani. Artık değilsin ama. Şimdilik. Vay, birileri asistanlığı kaptırdığına üzülmüş. Kızgınlığının nedeni anlaşıldı şimdi. Geçmiş olsun canım sana. Asıl sana geçmiş olsun. Senin odan şu taraftaydı değil mi? Hadi sen oraya doğru yola, hadi. Sağ ol tatlım. Tatlım. Sensin tatlım. Kıza bak ya. Resmen Bora Bey'e göz koydu. Gözü çıkasıca. Şimdi bu gece karate manete ayağına gelmesin. Gardını al kızım. Koru kaleyi. Sen gündüz ışığı mı görüyorsun orada? Görüyorum. Allah Allah. Görmüyor muyum şu an? Görüyor musun şu an? Şu an ben gerçekten burada mı kalktım? Kapının üzerinde mi? Aa! Hadi kalk bakalım. Gel. Bora Bey. Hadi hadi. Geldim. Adda. Yani sen benim kaşıma kafa atmayı nasıl becerdin? Ha? Ay şey, açılmasın şimdi kaşınız. Yok yok, açılmaz. Sen iyi misin? Kafana bir şey oldu mu? Acıdı mı kafan? Ben iyiyim, ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Marazda olan sizsiniz. Ben buz getireyim. Hayır hayır, gerek yok. Gerek yok. Sen gerçekten burada mı uyudun? Sen neden burada uyudun? Yok, ben burada uyumadım ki. Nerede uyudun? Şimdi şöyle. Ha. Bora Bey. Ben. Ha. Ben uyur gezerim. Tabii daha önce bahçede uyandım. Banyoda uyandım. Geçen de Berma Hanım'ların kapısının önünde uyandım. Allah Allah. Neler yerinde uyanıyorsun sen? Evet, evet, böyle oluyor bazen. İşte yani düş görürüm, gündüz düşü, uyur gezerlik. Öyle. Gündüz düşü görüyorsun, uyur gezerlik var. Allah Allah. Yani sende anormal olmayan bir taraf var mı, merak ediyorum hadi. Ben çok normalim. Yani Bora Bey, dışarıya çıksanız, 10 kişiye sorsanız 9'u böyle. 10'uncu da benimdir zaten. O bir kişi kalan bir kişi. Neyse, iş beklemez, ben gideyim. Sen hiç sıradan değilsin Ada. Hem de hiç. O zaman
Günaydın. Tekrardan sana. Ben bir lavaboya gireyim. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın Hanife. Günaydın. Günaydın Meltem. Ne oldu böyle mumya gibi oturup kalmışsın? Nazara mı geldin, mezara mı? Anlat bakayım. Bana hiçbir şey olmaz Adacığım, sen merak etme. Tabii, sekiz canın gitse bir tanesi kalır senin. Ne olacak ki sana? Bak bunlar hep duştan. Olur olmadık yerde, olur olmadık zamanda duş alırsan böyle olursun. Su israfı, yani Allah seni çarptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Küresel ısınmayı etkiledin sen çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bora Bey. Meltem, nasıl oldun? Ay görüyorsun işte halimi, kıpırdayamıyorum bile. İyi, iyi. Hadi. Kıpırdadı. Adacığım bir isteğin var mı diyordun? Şu suyu uzatır mısın? Uzatırım. Uzatmaz mıyım? Meltemciğim, ne yapsak? Bir hastaneye mi gidecek? Ya da doktora eve çağıralım. Yok artık. Olmadı yeni boyun takalım. Ada. Dinlensin geçer Bora Bey. Biraz sus. Aslında Ada doğru söylüyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben birkaç gün kendimi yormayayım, toparlarım. Evet, evet, evet. Meltem, Meltemciğim bak bir bana. Sen Meltem dinlen. Ben seni bu şekilde çalıştıramam. Aa, sen dinleniyorsun, ben senin işlerini yapıyorum. Ben hallettim senin işlerini. Ay ben böyle mazeretlerle ilk günlerden İşe gelmemezlik yapamam. Ah! Yok Meltem, tamam. Hayır. Bak önce sağlık, tamam mı? Sen evde kal, dinlenmene bak. İyileşmene bak. Eğer bir ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Beni de arayabilirsin. Teşekkür ederim, düşünmen yeter. Beni ara. Ada, senin işin gücün yok mu? O zaman ben çıkayım, iş beklemez. Hadi. Bir bahçeye bakayım, hava nasıl? Meltemciğim ben de çıkıyorum. Eğer bir ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Enişte. Eniştem kolay gelsin. Sağ ol. Eniştemin çiftliği. Değil mi kız? Tabii. Enişte. Ha gülüm. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani siz dün Tuğçe Hanım'la şeye gittiniz ya. Perforjeciye gittiniz ya siz. O konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kişisel tarihimin en karanlık, en derin sayfalarına gömdüm ben o olayı. Enişte senin öyle... Aa, neyse neyse takılmayacağım şimdi, buna konumuz bu değil. İşte. Hı. Yardımına ihtiyacım var. Yine Nergis'imin üstüne gül mü koklatacaksın sen bana? Ay yok, yok eniştem, eniştem. Bu öyle bir şey değil, merak etme. Hani ve bizi dinliyor olabilir. Hı. Sen beni dinle. Hı. Of. Hadi be kızım ya. Ha? Şükür. Şükür kanka. Kızım sonunda ya. Of. Kemeri tık, kemeri tık. Ağaç oldun valla. Of, nerede kaldı kızım ya? Gelmeseydin. Ben de bazen öyle diyorum Selim, biliyor musun kızım? Vallahi keşke buralara gelmeseydim diyorum. Keşke Bursa'da kalsaydım diyorum. Dizimi kırıp bornozumu evinde otursaydım diyorum ama işte. Kardeşim beni ne anlatıyorsun sen ya? Meltem yok mu Meltem? Hı? Dün Bora Bey'in evinde yakaladım onu. Bornozuyla yakaladım. Oo, tabii. Ne diyorsun? Gittim ıslak saçlarla klimanın önünde oturttum. Boyun tutuldu. Oha kızım. Ay yoksa aralarında bir şey mi oldu? Yok yok, olmamış olmamış, yok. Öyle bir şey yok. Ya kolay mı kızım Bora Bey'i öyle ayartmak? O kim ya? Sen kimsin Meltem? Sen kimsin? Kimsin Meltem? Aa, öyle şey olmaz. Yok yok. Olmamıştır. Olur mu ya? Olmaz. Niye olsun ki? Öyle bir şey olmuş mudur kız? Olmaz zaten. İzin vermem ben. Kardeşim benim, sen madem bu kadar eminsin, neye böyle sinirleniyorsun? Meltem ajan. Meltem ajan kızım. Hem şirketi hem Bora Bey'i ele geçirmeye çalışıyor ama ben buna izin vermem. Ben herkese söylüyorum, kimse beni dinlemiyor ki. Ben anlatamıyorum derdim ama anlatacağım. Anlatacağım derdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur.
Aa, Meltemciğim dur. Hayatım sen hastasın. Aa, ben sürerim reçel mi istedin sen? Hı? Ben sana sürerim reçel. Aa. Ay, sağ olun Berma teyzeciğim, hiç zahmet etmeseydiniz. Aa, aşk olsun. Ne zahmeti? Hı? Yeter mi bu kadar? Aşk olmayacak. Çok beklersin sen. Ne yapsak, bir doktora mı göstersek acaba? Yok yok Zafer amcacığım ya. Ben biraz dinleneyim, geçer zaten. Hatta izninizle ben odaya çıkayım. Aa, ama daha tabağım bitmemiş. Anneannem çok güzel. Hadi bitir oğlum. Aferin benim akıllı prensesim. Evet Meltem ablası. Tabağımızdaki her şeyin bitmesi lazım. Yoksa iyileşemeyiz değil mi kızım? Elif istiyorsa bitecek. Tabii. Ne diktin gözünü bakıyorsun öyle? Olur mu öyle şey nane şekerim? Bir sana bakıyorum, bir tabağa bakıyorum ben. Yani yolumda, yönümde sensin benim. İyi, aferin. Zaten sinirim tepemde. Gözlerini uyarım. Tamam. Önüne bak. Önüme, tamam döneyim. Ah. Ay benim canım masam. Canım masam benim. Canım, canımın bir parçası. Geç kavuştuk. Erken ayrıldık canım masam. Ama merak etme. Kavuştuk işte, buradayım ben. Burada ne yapıyorsun? Masayı mı yapıyorsun sen? Bora Bey, temizlik yapıyordum. Masamı pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? Yok. Yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği, çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım varsayı, tamam mı? Hadi sen Tuğçe Hanım'ın yanına git. Patronunu yalnız bırakma. Bak ben bugün kendi başımın çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne demek gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var. Çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum. İzin verirsen. Yok. Daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine içine konuşma. Bin defa mı söyleyeceğim sana? İçine içine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey, Meltem. Ne Meltem? Meltem, Meltem diye tutturdun kaç gündür. Ne Meltem adı? 2 ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı. Hayır, 6 ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne adı? Sana ne? Bora Bey, Meltem herkes yalan söyledi. Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur. Olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? Neden? Neden sana inanmıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum Ada? Bir düşün bakalım, bulacak mısın? Hadi bakalım. Meltem'de bir gariplik var. Var. Var Meltem'de bir garip. Ben de fark ettim var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. Oralardan kek börek falan alıyor. Var, bir gariplik var bence de. Yani tamam, onda birazcık hata payım olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun Ada. Olan bu. Ben. Sen. Meltem'i kıskanıyorum. Evet. Aa, üstüme iyilik sağlık. Niye kıskan kim o ya? Çünkü o çok sevdiğim ve sarılmalara doyamadığım masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü sen bana yalan söyledin Ada. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok. İşim gücüm var. Bora Bey, Bora Bey yani. Bora Bey ben sizi düşünüyorum. Ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gitti. Neydi öyle dün yemekte Ada ile beraber Meltem'e yaptıklarınız? Ne yapmışız? Yani Ada yerini kaptırdığı için Meltem'i istemiyor olabilir. Okey, bunu anlıyorum. Peki sana ne oluyor? Ne yapıyorsun Rüzgar? Sana ne oluyor? Ya Rüzgar saçma sapan konuşma. Bana hesap mı soruyorsun? Aa, estağfurullah. Hayır, tabii ki hesap sormuyorum. O ne demek? Yani ben sadece müstakbelleşimin ne yapmaya çalıştığını öğrenmeye çalışıyorum diyebilirim. Rüzgar bana bak. Efendim, baktım. Biz seninle evleneceğiz diye bana sürekli hesap soramazsın, tamam mı? Hı. Ya şu maçoluğunu bırak ya da beni unut. Tamam, tamam. Sakin ol. Yani sen bugün biraz sinirlisin, agresifsin belli. O zaman sonra konuşuruz. Evet, bence de. Ok. Ok. Tamam. Hesap vermek zorunda değilmiş hanımefendi. Şuna bak ya, tavırlara bak ya. Şşş. Geç şöyle konuşacağız.
Rüzgar. Gel oraya, hadi git. Git. Ne saçmaladın sen teyzeme? Ne saçmalamışı? Evlenme teklifi ettim ama Ada kabul etmedi demişsin. Yani ne deseydim Ada, biz evliyiz mi deseydim? Ben seni de düşündüm, seni de korumak istedim. Ay sen beni de düşündün, beni de korumak istedin, öyle mi? Evet. Ay çok sağ ol ya, çok sağ ol Rüzgar. Evlenme teklifi ettim ama sonradan vazgeçtim deseydin o zaman. Benim gönlüm başkasına kaydı deseydin. Ben zaten onu hiç sevmemiştim. Onu kullandım deseydin, kandırdım deseydin. Yani daha gerçekçi yalanlar bulsaydın keşke. Bu doğru değil. Ne doğru değil? Seni hiç sevmedim değil. Tamam biliyorum, bak bunları söylemeye hakkım yok ama... insan böyle... uzak kaldıkça, yalnız kaldıkça bazı şeyleri daha net görüyor. Ben seni her zaman kollarım Ada. Arkanı her zaman kollarım. Bunu yaparım. Seni işe almakla da, yani işe geri almakla da bunu kanıtladığımı düşünüyorum. Ben seni tehdit ettim be. İşe beni geri aldır diye. Celal'den pekili karne alma derdin olmasaydı sen kılını kıpırdatmazdın. Ben seni bilmiyor muyum? Yani sen öyle bil Ada. Yani sen öyle bil. Zaten ben sana ne desem inanmayacaksın. Haklısın da. O yüzden. Heh bak. Bak bu iyi bir şey. Demek ki artık eskisi kadar salak görünmüyorum. Bu iyi bir şey. Rüzgar, benden de ailemden de uzak dur. Yoksa çok fena olur. Sinirliyken ayrı bir güzel oluyorsunuz Ada Hanım. Bakalım şu çok fenanız nasıl oluyor? Gerçekten merak ettim. Aslan Bey. Aslan Bey, sizsiniz işte, görebiliyorum göbeğinizi, bacaklarınızı falan. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Allah kahretsin o da, ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Tuğçe Hanım. Hı. Haber var mı Meltem'den, bir şey olmadı değil mi? Gece bir saldırı oldu ama püskürttüm evelallah. Size de mesaj attım ya, mumya gibi böyle duruyor. Boynu kötü, fena yani boynu. Bora Bey'e beni verdiğiniz için teşekkürler Tuğçe Hanım. Yani asistanı yok ya şimdi. Bizim de katkımız bayağı var bu durumdan, o açıdan dedim. Ya şu Meltem'den kurtulalım da yeni bir asistan bulana kadar sen yardımcı ol Bora'ya tabii. Tuğçe Hanım. Meltem, ajan. Ajan Meltem. Hem Bora Bey'e hem şirkete zarar verecek, görürsünüz. Ya Ada, Meltem, ajan da ajan, takıldın bozuk plak gibi. Senin bir on-off tuşun var mı? Hı, söylesene. Tamam, tamam Tuğçe Hanım, tamam, tamam. Siz böyle rahat, rahat, geniş, geniş oturun siz, tamam. Hatta ben size bir çay kahve falan yapayım. Meltem de üç gün sonra Bora Bey'in nesi olur bilemiyorum. Ada, Meltem evde. Bora iş yerinde, ne olabilir şu an? Tuğçe Hanım. Peki Belma Hanım nerede? Belma cadısı ya. Yani Belma Hanım'ın çok mu umrunda Bora Bey'in asistanı? Niye evde tutuyor? Niye şirkete soktu? Niye? Meltem'in etrafında pervanedir şimdi. Pervane olur tabii. Gelin adayı. Tabii. Kadın oğluna gelin buldu. Meltem de zaten dünden razı. Yani bıraksanız o bornozuyla her gün salına salına odada gezer. Bora Bey'in odasında. Bornozuyla. Neyse, kahveniz nasıl olsundu? Yok yok. Yok yok, ben en iyisi gideyim. Ortalık boş zannetmesinler. Hemen gidip bir bakayım. Hemen bakayım ben oraya. Ortam boş değil, değil. Allah Allah.
nereye koymuş olabilirim acaba? Gel Ali, gel. Ha. Kuzen, müsait miydin ya? Müsaitim, müsaitim. Ne oldu, ne arıyorsun? Ya şu senin geçen gün getirdiğin USB var ya, içinde son analizlerin oldu, onu bulamıyorum. E tamam, ben onları mail atarım sana. Tamam oğlum, onda sıkıntı yok da. Yani nereye koymuş olabilirim? Masamın üstüne bırakmıştım. Nereye gitmiş olabilir yani? Ha. Kafan dağınıksa tabii bu ara. O ne demek lan? Bir şey hayır. Ne demeye çalışıyorsun? Bir şey deme, bazı duyumlar geliyor bize de. Bazı duyumlar aldım da onunla ilgili şaşırdım biraz ama. Ali, ağzında geveleme. Açık açık konuş kardeşim. Ne oldu? Ne duydun? Şu Meltem olayı diyorum. Bomba gibi düştü yani hayatımıza. Bir bornozla yakalanmalar falan, kuzen. Bornozla. Sen ailenin neresinden çıktın acaba dedikoducu herif? Ada söyledi değil mi? Şey, Selin'e söylemiş. Selin'e söylemiş. Taktı bu aralar Meltem'e. Meltem'de bir şeyler var diye tutturdu. Bir de onu böyle bornoza görünce tabii. Normal, çılgına dönmüştür o anda. Çılgına döner. Güzel ama kıskanıyor. Kıskandırmayı şey yapmışsın. Orayı atlamışız, o level geçmiş. Güzel yani, doğru yoldasın kuzen. Ne yolundan bahsediyorsun? Ada Meltem'i ajan zannediyor oğlum. Yani adanın bitmek bilmeyen her yüzünden bahsediyoruz burada. Ajan mı? Ya haklıysa? Ali, saçma sapan konuşma. Ayrıca benim adanın zerre lafına güvenim yok. Çünkü o bana yalan söyledi. Yalancı o. Ayrıca Meltem'i ben çocukluğundan beri tanırım. Bunu bak şirkette herkes söyledim, sana da söyleyeyim. Çocukluğundan beri tanırım, tamam mı? Yani onun böyle bir şey yapma ihtimali yok. Böyle bir şey yapamaz. Yapmaz. Anladın mı? İyi. Bana bak. Bu USB'yi sen almadın değil mi? Kuzen USB... Bak arattırıyorsun bana, o USB sendeyse... Bu olaylar hep bana patlıyor, ben gidiyorum. Alo, masana bak. Bak arattırdın bana, kavga ederiz bak ha. Benim masamda falan değil, ben gidiyorum, benim işim var. Bana bak Ali, o masana bakacaksın. Selin'den fırsat kalırsa masana git de bak bakayım orada mı? Aşan mı? Evet. Ada söyledi diyorsunuz. Aynen, aynen. Ha, biz Meltem'in çocukluğunu biliriz. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi siz orasını daha iyi bilirsiniz de. Zaten o yüzden ben size geldim. Bu iş benim boyumu aşar. Ne demek istiyorsunuz siz Aslan Bey? Şimdi Zafer Bey, ben biraz saf görünürüm ama burnum iyi koku alır benim. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Şimdi siz herkesin dilinden anlıyorsunuz. Ama ketumsunuz da. Halkın içinden gibisiniz. Ama koskoca bir lojistik şirketinin sahibisiniz de. Yani sizde böyle şey tipi var. Tam bir şey yani. Ne tipi? Ya böyle bir telefonla her şeyi çözebilecek bir insan tipi var sizde. Ada bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Bence sizin komandonun yardıma ihtiyacı var. Bora. Kasanın şifresi ne ya? Hoş geldiniz. Ben Derman Hanım'a haber vereyim. Ben önce bir Meltem'e geçmiş olsun diyeyim de neredeydi o? Ya da ben bulurum. Yoksa sen Bora'nın odasında mısın? Alo. Yok, şirkette değilim. Boynum tutuldu diye evde kaldım. Ya adadan kurtuldum derken bir de salak eniştesi çıktı şimdi başıma.
Neyse. Bora'nın odasındaki kasayı açmaya çalışıyorum şimdi. Server şifresi kesin orada. Ah! Meltemciğim! Geçmiş olsun demeye geldim ben de sana. Nasıl oldu boynun? Teşekkür ederim. Bora odasından bir dosyaya bakmamı istedi de. Bora seni bu halde çalıştırıyor mu ya? Vallahi kızacağım ona. Dosya nerede? Bulamadım. Neyse ben Berma teyzenin yanına gideyim. Evet evet canım hadi git sen. Ben bir lavaboya girip geliyorum. Ada, sen haklıymışsın. Kesin ajan bu kız. Niye? Ne oldu? Bir şey mi buldunuz yoksa? Bora'nın odasındaydı. Biriyle konuşuyordu. Server şifresini bulmaya çalışıyor kesin. Sorduğumda da böyle Bora benden bir dosya istedi falan diye yalan sıktı. Hasta masta da değil, domuz gibi. Aa, bak bak bak. Yalan söylemiş evde kalmak için. Hain Meltem, hain. Tuğçe Hanım, gözünüzü sakın üzerinden ayırmayın. Sen ne yapacaksın? Maskesini düşüreceğim. Aa, Zafer amcacığım. Bir hoş geldiniz yok mu? Kusura bakma kızım, dalgınım biraz da görmedim. Hoş geldin. Hoş buldum. Aslan Bey, merhabalar. Evliyim ben ya. Evliyim ben. Evliyim ben. Evliyim ben. Özünde iyi bir adam gibi ama bir garip. Evet, evet. Biraz öyle. Değil mi? Meltem rahatsızmış. Ben onu görmeye geldim Zafer amcacığım. Ha, dışarıda. Buyur. Dışarı. Geçtim. Tamamdır. Ay Meltemciğim tatlım. İyi, rahat mısın sen böyle? Ha, iyiyim, iyiyim. Emin misin ya? Bu sandalyenin üstünde oturdun kaldın böyle. Yok, çok iyiyim. Selam. Aa! Tuğçe. Hangi rüzgar attı seni acaba buralara? Meltemciğimin boynu tutulmuş. Ben ona bir geçmiş olsuna geleyim dedim. Berma teyzeciğim. Aman ne zarifsin. Ya, ya. Çok üzüldüm. O kadar zarif. Bu kadar güzel bir kız. Çok narin tabii. İncindi boynu. Tabii tabii. Çok incinmiş hemen. Kırılgan. O kadar güzel ki. Bakmalara kıyamıyorum. Bak bak. Hareketlere bak. Berna Hanım da dibinden ayrılmıyor. Aşk olsun. Kız abla o da aşk olsun istiyor zaten. Ay bence de olsun vallahi, ne oluyorsa olsun. Şiştim ha. Ya senin şu manzara karşısında hiç mi için cız etmiyor? Sen ne biçim bir teyzesin ya Semin? Abla. Ne var kız? Ya biz ne yapabiliriz ki ya? Alan razı, veren razı. Yok canım. Biz burada bostan korkuluğu muyuz? Ne yapacaksın ha? Gidip durun, bu nikah kıyılamaz. Siz kardeşsiniz mi diyeceksin, evlenemez misiniz? Ne yapacaksın abla? Ne nikah Yasemin, ne nikah? Sen hadi git, git bir kahve yap herkese. Kız ne kahvesi? Sen kahve yap, ne yapacağımı görürsün. Kız abla. Kız sen çok fenasın. Hadi, hadi. Neyse, aklıma geldi ben bir Elifciğime bakayım geleyim, uyuyordu. Sen burada dur. Heh. Aa, Belma Hanımcığım nereye? Ay kahve yapıyorduk şimdi hep birlikte oturup şöyle ağız tadıyla bir içelim diye. Oh oh, harika. Ben bir Elif'e bakıp geleyim. Ha tamam tamam, çabuk gelin ama soğumasın. İki ay önce Amerika'dan döndüğümü söylemiştin ya. Hı. Hayır, 6 ay önce dönmüş. Gel Ada. Bora Bey. Hı. Benim halletmem gereken bir işim var da. Pırıl benim yerime baksa, ben halledip gelsem olur mu?
halletmen gereken bir işim var demek. Hı hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Özel. Ha, özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey, ben size bu kadar detay verirsem bu iş özel olmaktan çıkmaz mı? Tabii. Tabii çıkar. Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçmeye. Çok hevesliydin. Ne oldu? Ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Bora Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. Ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ada. Sana soruyorum. Ne oldu? Niye sordun? Ay, yok, hiç yok. Bora Bey. Sıkıntı yok. Ada bana cevap. Bende o iş. Bana cevap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Evrenciğim. Ay hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay niye böyle giyindin? Kıyafet balosuna falan mı gideceksin? Bundan sonra üstüm başım böyle benim. Ne var ne yok, kimler var? Ay neden öyle konuşuyorsun sorgu memuru gibi? Neyse geç, geç bahçeye otur. Birazdan kahve yapacaklar, hem fal bakarsın. Misafirleriniz nerede? Ben rahatsızlık vermeyeyim onlara. Aa, Evren alemsin yani. Peki tamam. Meltem'le Nergis Hanımlar bahçedeler efendim. Diğeri de mutfakta. Diğeri mutfak. Benim böyle bir dilim damağım kurudu. Ben bir su içip geleyim. Ay dur. Hanife. Lütfen Evren Bey'e bir su getirir misin? Yok, yok. Gerek yok. Şimdi benim enerjim bu aralar çok karışık. Onun için böyle kimsenin elinden benim su içmemem gerekiyor. Ben gideyim kendim içeyim. Olur. İyi hadi. Hadi. Telefonlarımın çıkmayarak benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Ne işin var senin burada? Yasemin, sen nereye gidersen git ben oraya savruluyorum. Farkında değil misin? Hiç mi bir şey hissetmedin bana karşı? Hissetmiştim. Hissetmiştim evet ama artık hiçbir şey hissetmiyorum. Neden? Ben sana inanmıştım be. Ben sana inanmıştım. Ben sana her şeyi anlattım. Piyasa böyle dedim. Sen benim içimi biliyorsun. Bak, tüm saflığımla karşındayım işte. Yok, olmaz. Olmaz bak. Israr ediyorsun. Etme, olmaz. Senle ben bir arada olamayız. Yok, olmaz. Doğru söyle, bana başkası mı var? Ben de ne zaman anlayacaksın diye merak ediyordum. Sonunda anladın. Evet, başka biri var ya. Kendisi Bursalı bir kumaş tüccarı. Biz çok yakında evleneceğiz. Sen doğruyu söyleyemediğin için yalan söylüyorsun. Hani yüzük nerede? İşte burada. En güzel, en özel yerimde sakladım, kalbimde. Kahve yaparken kaybolmasın istedim, yüreğime sakladım. Al, yüzük burada. Hı? Sana yalan borcum mu var? Al, al bak işte burada. Ya durdun, durdun. Bunca sene nereden çıktı şimdi bu? Sen bana evde kalmış mı demek istiyorsun? Ha? Ne demek istiyorsun sen bana? Ha?
Eniştemin akrabası bu. Bursalı kumaş tüccarı olan. Genç kızlığımdan beri benim peşimde koşardı da ben pek fazla yüz vermezdim ama baktım. Dünyada dürüst, güvenilir, ahlaklı, yalan söylemeyen, arkadan iş çevirmeyen adam kalmamış. Ben de dedim ayağıma gelen kısmeti tepmeyeyim dedim. Evren! Evren burada, gel. Evren, acil yardımın lazım. Şu Meltem belasından kurtulmamız gerekiyor. Hadi gel, yürü. Yürü. Oo. İçin için. İçin de bir kahve falınıza bakayım. Benim kahve falım meşhurdur. Berme Hanımcığım bilir. Aa. Ama şimdi burada tarot ustası varken bence kahve falına bakmayalım. Ne tarotu canım? Benim burada gül gibi dillere destan kahve falım dururken tarot da neymiş? Evrencim ne diyor kartlar? O kadar derin, o kadar yüce, o kadar 40 yılda görülen bir şey ki bu gördüm benim. Aa, merak ettim neymiş o? Sevda bu. Sevdanın ta kendisi. Birbirine geç kalan ama birbirini erken kaybedenlerin sevdası. Ay Evrencim, Serde ayrılık mı var diyorsun yani? Serde kesinlikle ayrılık var. Bence öyle gördün değil mi Evren? Bence de. Kesin ayrılık bu, ayrılık. Kesinlikle. Ruh eşlerinin biri dünyanın öbür ucuna da gitse diğeri onu unutmaz. Unutamaz. Hmm. Hayatımda da biri yoktu aslında. Tatlım. Ay belki vardır da sen fark etmiyorsundur Meltemciğim. Ay. Bu ne biçim fal böyle canım? Hayır, benimki en azından daha açıklayıcı, ayrıntılıydı. Değil mi Yasemin? Kız, sen niye iki büklüm oldun öyle Yasemin? Ne karın ağrın var senin? Şey abla, sıcak. Çok sıcak. Evet, bence de. Ayrılık mayrılık yok. Diyeceğim o ki bunu herkes kafasına iyice soksun. Öyle araya girmeye çalışan çulçaput meraklıları da boşuna sevinmesinler. Şimdi benim kaynanağım bir yılan. Bir yılan, aman 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 yılanı görün benim kaynanamı görmeyin. Aa. Ya tutturdu. Tutturdu beni korkuluk bakacağım diye. Ya diyorum kadın dedim. Sen zaten korkuluk olmuşsun. De ne gerek var bakacağım korkuluğa dedim. Ama bunları içimden dedim tabii. İçimden yüzüne karşı böyle patır patır söyledim. Ya şimdi gelir. Gelir en ucuzunu seçer bu ya. Bunlar cimri. Bağlar, bahçeler var ama açlar. Açlar dedim anacığım. Anacığım, anacığım dedim. Kulağı da duymuyor. Anacığım, anacığım dedim. Ana değil de işte. Ana da değil de anacığım dedim. Sen otur dedim. Sen keyfine bak, yorumla. Ben bir koşup bakıp geleyim dedim. Tamam dedi, tamam dedi. Kızım dedi ama kızından değil işte. İşte yalan kaynana işte. Tamam kızım dedi. Sen git dedi ama dedi, deftere yazdır. Allah Allah. Defter mi kaldı ya bu devirde? Yok. Hanım anne haksız değil. Veresiye defteri değil ama kayıtlar için ben de defterden şaşmam. Hem elektrik israfı da yok. Ya doğru. Doğru. İşte ben sinirle söyledim. Ya eski toprak. Ne varsa eski toprak da var. Doğru iyi yaptınız. O zaman bakalım mı modellere ne var ne yok? Tabii. Hadi. Ben hemen kataloğu getireyim. Olur. Harika. Sen görürsün sahte mumya. Ben senin planını ortaya çıkarayım da sen gör. Buyurun. Bak oğlum ne var ne yok. Aa yok olmaz. Aa bu hiç olmaz. Bu ne böyle? Aa bu ne çok kaba. Kafam kadar ya. Böyle performce mi olur? Yok. Aa, yok sevmedim. Bizde model çok. Hemen diğerini getireyim. Hadi. Vallahi bütün kataloglar geldi. Ah! Bu bir dedim bir şans vereyim buna.
Bakayım bunda ne var ne yok. Yok ya, bu ne? Bu hiç güvenilir değil. Çoluk çocuk düşer bunun arasından. Hiç estetik değil. Hiç estetik değil, hiç hoş değil. Biz çok estetiğe çok önem veririm ben. Ha, bunu sevmedim ben, bu yok, bunda olmadı. Var mı başka? Bir katalog daha vardı. Ha. Yalnız biraz zaman alabilir, onu bir bakacağım, arayacağım. Güzel güzel arayın o zaman. Son şeyim o valla. Son çare o artık. Pakize Hanım, ne yapıyorsunuz? Sürpriz, 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 sürpriz. Nişanlışkom. Nişanlışkom. Aşkitom, aşkitom koşun yerine. Aşkitom. Aşkitom, ya sen benden habersiz Berbor Ceci'ye mi geldin? Ha, geldim. Ya bana sürpriz olsun da yapıyorum, biliyor musun? Ya seni var ya. Yiyeceğim seni. Nişanlışkom, ben sen yorulma istedim. Ne oluyorsun? Ben geleyim dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Eyvallah. İyi ki geldiniz. Hanımefendi bir türlü karar veremedi çünkü. Hey vallahi veremedim. Ya onun aklı başka yerde çünkü. Onun aklı başka yerde ya. Ben de bak şimdi. Aklı bende bak. Aklın nerede bir tane? Sileme. Bana bak. Yok, ya yabancı değil sen. Ya söyle bir kere söyle. Sen de. Ya seni var ya, bir ısıracağım ha. Isıracağım seni ha. Seni yiyeceğim. Ben iyi. Sen bu Ferfor Ceci'ye. Sen buraya. Bizim bahçemiz için mi geldin? Yok bahçe değil bahçe dedim, balkon. Balkona yaptıralım dedim. Bahçe çok masraf oldu. Anam ben kızar. Anam kızıyor sonra. Ya benim anam melek gibi bir kadın, yanlış anlamayın. Benim anam herkes çok yanlış anlıyor. Benim anamı herkes yanlış anlıyor. Ya benim anam melek gibi. Şeytan da bir. Sakın şeytanı meytana karıştırma. Sen onu duydun. Ya devir masraf devri değil mi? Sakin ol. Kuraciler, ödemeler, faturalar hepsi arttı. Hep sustu gitti. Sakin ol. Benim babam bize bakıyor. Bir dakika. Benim babam bize bakıyor. Onları şey, insanların içine karıştırma. Bu cimri. Kim? Bir dakika bırak cimriyi. Annem duyarsa parçalar seni yırtar ha. Anam beni sever. Sakın. Anam beni. Şimdi abicim bak, biz şöyle yapalım. He. Biz şimdi gidelim. Bir anama bir danışalım, bir soralım değil mi? Ben kararımı vermişim. Aşkım duymazsın. Ben kararımı vermişim. Sen de var ya, yarım kafa cennetin yarım. Bak şimdi şöyle yapalım. Biz gidelim anama bir danışalım, bu bir. İkincisi ölçülerimizi neyin beyine alalım. Bak hele bak. Ya unuttum. Ben ölçemiyorum. Aklını başka yerde olunca böyle oluyor. Ya böyle bu oluyor. Ya. Siz bilirsiniz. Ben her zaman buradayım. Tabii. Hadi bir tane. Ölçemiyormuşum ya. Ölçemadan gelin. Ya senin aklın nerede? Gel bak. Sen bak. Çantana. Al çantanı. Çantamı alayım. Al çantanı da al. Müstakbelleşim. Tüh. Toparlarsınız. Ya sen benim anama sormadan adam seni parçalamasın şimdi ara gidince. Ya seni 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor mu? Ha? Sen ortalığı karıştırmadan duramıyor musun? Siz niye geldiniz ki Bora Bey? Benim özel bir işim olamaz mı? Allah'ım özel hayatta saygı kalmamış dostlar. Bağırma adam duyacak. Ne özel hayata? Sen yine hangi lüzumsuz işin peşindesin acaba? Sorabilir miyim? Ferforj'a bakmaya geldim. Bir modeller. Yaptıracağım onlardan. Çok güzellerdi. Ferforj'a bakmaya geldin ha? Ferforj'a bakmaya geldin. Hı. Sen Ferforj'a'yı, Ferforj'a'cının çekmecesinden mi bakıyordun ona? Bana bak, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Adamın çekmecesini niye karıştırıyorsun o da? Cevap ver bana. Ne bu? Buraya gideceğim. O ismi lazım değil, neler karıştırıyor, neler saklıyor öğreneceğim. Hayır gitmiyorsun. Gidiyorum. O da gitmiyorsun dedim. Gidiyorum. Hayır dedim. Evet dedim. Bak. Hadi. Bora Bey. Hayır diyorsam hayır. Evet.
Evrencim ne yapıyorsun sen acaba? Ne bu böyle weird konuşmalar, bu giyim tarzı, ne yaptığını zannediyorsun? Ya sana Meltem'den kurtulmamız lazım diyorum. Sen kıza ayrılık yok diye tarot baktın. Beğenmedin mi? Bir de soruyor musun? Beğenmedim tabii ki. Saçmalıklarını planımızın içine ettin. İyi. Bundan sonra kendi tarotuna kendin bakarsın. Hadi her şeyi anlıyorum yani, anlamadım da anladım varsayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler ne ya da? Şimdi anlarsınız. Neyi anlarım? Ne yapıyorsun? Tanımadığımız insanlara seni niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah Allah, Allah Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya, Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önünde diz çöker, tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Maalesef ben de tüm meslek gruplarında cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek, buyurun. Yani sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Eda Hanım, bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız, bir fikriniz var mı acaba? Cansu'nun yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor, dayı mısın? Ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Anladım, anladım. Bak sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim, yanımdayım şu anda ama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha, bir fikrin var mı? Of ya, işte benim ilkokuldan beri problemim bu. Giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi ne oldu? Ne oldu? Bu oldu. Oo, Bora Bey, Bora Bey, fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya, ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya, ya tüh be, tüh. Abi o anlamda demedim de. Dur abi, dur. Dur, ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun, onu mu? Yok, ben... Bırak abicim seni, beni bırak ya. Bak görüyor musun, bu böyle. Bu hep böyle. Bu zeytinyağı gibi üste çıkar. Bu ya, bu evin hep hatalısı benim, biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum adamın ben. Adamın karşısında dediğine bak. Bende kafam mı kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al dede kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak tokayım. Yenge. Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. Bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat en insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları seni arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev. Tüh be. Bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Ver bana bir dakika. Hadi bir dakika ver. Aldım ben bir dakika. Al bakalım artık. Aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktın demek. İnsanlık halinden çıkmak ne demek? Hala anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ne ben, demek? Ben hayvan mıyım? Ben öyle bir şey ben demedim. Ben bitki miyim? Ben öyle bir şey mi dedim? Ben eşya mıyım ben? Bilmem, ben neyim? Bilemem. Ben ne? Ben... Ya mani kadın ne yapıyorsun? Bana insan demedin. Tamam. Hanım. Ne oldu canım mı yandı? Ya. Bir şey olmaz, sen bir duş alırsın, duşa girer çıkarsın. Föl makinesiyle saçını kurutursan iyi. Ne diyorsun hanım? Abla sakin ol. Karışma abi. Bir dakika. Bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben senin nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşverim. Bana sebep ol. Çocuğuma bak. Sen şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size.
Bükülüm için boşanılmaz ki abi. Aslında haklısın abicim, biliyor musun? Doğru, biz niye boşanıyoruz ki? Yani... Doğru. Çocuğumuzu... Şimdi yalnız mı bırakalım? Ne yapacak çocuğumuzu böyle bir başına mı... Aşkım. Aa, koca. Bir tanem. Koyum. Bir tanem, omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa gidersiniz, geçer. Sokacağım ben seni soğuk duşlara. Bir tanem, hanımım. Hanımım. Ay, ay Meltemciğim gel. Gel tatlım, sen çok yoruldun hayatım. Orada koltuk tepelerinde. Çok yoruldun çocuğum. Gel sen şimdi böyle otur. Boynun iyice ağrıdı güzelim. Bir saniye. Ben senin yastığını da düzelteyim. Ay maşallah, çok güzel maşallah. İyi misin, rahat mısın? Ya çok iyiyim şu an. Güzellik. Maşallah maşallah. Dinlen biraz. Boyun ağrısı zaten rezalet bir şey. Bir doktor çağırsaydınız, bir daha detaylı baksaydı, bir ilaç verseydi. Doğru. Biz Meltem'e teklif ettik doktoru götürmeyi, fakat kendisi istemedi. Bazıları gibi olayları büyütmeyi pek sevmiyor. Çünkü çok zarif, zarafeten yani. Ay hatırlar mısın Yasemin? Rahmetli annem böyle bizi bir kıtlatırdı. Ah bir iyi gelirdi, bir iyi gelirdi ki. Aa bence bu çok iyi bir fikir. Zaten ne varsa hep eskilerde var. Nergis Hanım, bence siz Meltem'i bir kıtlatın. Aa hiç gerek yok öyle bir şeye. Ay bilemedim şimdi, bir sakatlık falan olur. Aa ama olur mu şimdi, Meltem böyle mumya gibi dururken biz böyle rahat oturamayız. Bence bir deneyelim, iyi olacak. Deneyelim bak, bir rahatlayacaksın eminim ben. Yok yok, hiç gerek yok. Doğucu, bilmediğin işlere kalkışma çocuğum, ne olur bak. Kalkışalım bence, çünkü ben işe yarayacağına neredeyse eminim. Nergis Hanım hadi, hadi hadi kalk, hadi bir deneyelim, rahatlayacaksın. Bak söz veriyorum, rahatlayacaksın. Bilmiyorum ki şimdi, alışkın da değilse işte, aslında çok iyi gelirdi. Biz şimdi iki dakikada yaparız, değil mi? Sen şöyle omuzlarından tut sıkıca. Ya çok nazik ama şimdi anlatacağız biz sana nasıl olacağını. Hiç gerek yok şu ana. Bak çok rahatlayacaksın. Yeni nesil bilmiyor ki, yeni nesil bilmiyor bunları tabii şimdi. Şimdi ne yapıyoruz Nergis Hanım, tam bir anlatın bize. Sen gevşe şöyle. Sen o zaman şöyle omuzlarından sabit tut. Tamam, omuzlar bende. Şimdi alışkın olmadığın için bir gerginlik olabilir ama kendini gevşek bırak bari. Evet, gevşek şuraları... Naziksiniz ama hiç gerek yok böyle bir şey. Yok şu yok, gerilme, var, gerilme var. Canım, gerilme. Şuraları şöyle sen serbest bırak. Ha. Tamam. Omuzlar bende sabit tutuyor. Tamam, 1-2-3 deyince tamam mı? Hadi bakalım, 1-2-3. Ay ne oldu? Oynam ya. Tuğçe ne yapıyorsun? Kendini kaptın. Sana dedi ki böyle sabit. Ne yapıyorsun? Ada hiçbir şey yok ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bu arada iyi bakın. Hala bakıyor ya. Allah'ım yarabbim. Ben bitti demeden bitmez. Yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ada... Bak tabii bak. Bak. Bak bakalım. Bora Bey, Bora Bey koşun. Ne oldu Ada, Bora Bey, Bora Bey? Ajan mı buldun orada, ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada ben sana bu soruyu sormaktan bıktım usandım ama sen ne yapıyorsun orada? Bora Ada, Bey. Ada ne yapıyorsun? Aa, çıkamıyorum. Bora Bey beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya, çık. Hadi beni çekin. Bora Bey rica ederim. Bekle, ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. Tamam, tamam. Tamam. Ama tereyağında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, aferin. Gel bırak şunu. Bora Bey şu. Gel. Ay ay ay. Bunun burada ne işi var? Bu niye masada değil de yatağın altında? Hemen bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Şifre koymuş. Kahretsin. Bu? Bora Bey, bu sizin o isminiz değil mi? Hayır. Benim ismim değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklanma analizlerinin olduğu ismi bu.
Kırmızı çizgiler var yanında, ben biliyorum bunu. Ada, sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığın plan tutmadı diye bu kadar delirtmen hiç hoş değil. Hadi yakalanmadan çıkalım şuradan, hadi. Ben eminim Bora Bey, o USB sizin. Ada hadi diyorum, ben yerine koyacağım, hadi. Hadi, hadi hallediyorum ben, buraya çık. Çıkar mısın? Alsak ne olacaktı ki onu? Ada uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o. Of, of. Yok yok yok, o banyodaki dolaplara bakamadım ben doğru düzgün. Bakamadım, acele ettirdi, bakamadım ki. USB'yi de almadım. O kesin içinde bir şey vardı, onun kesin vardı ama izin vermedik ya, ne Meltem'miş arkadaş ya. Ada, senin ne işin var benim odamda? Ne yapıyorsun sen burada? Yine ne var Ada? Yine ne var ne demek ya? Başınızda Meltem gibi bir bela var, başka ne olabilir? Yine mi Meltem? Yine mi Meltem? Ya evine gittik olmadı, evinde bir şey bulamadık, yine olmadı. Sen niye taktın Meltem'i? Sen niye taktın bu kadar bu Meltem'i? Evet sen. Ben mi taktım? Taktın sen bu Meltem'i. Ben takmadım, ben Meltem'e falan takmadım ama siz fazla koruyup kolluyorsunuz onu. Ben mi Meltem'i koruyorum? Evet siz. Ben Meltem'i koruyorum. Siz evet. Ada bak, bir daha senin ağzından Meltem lafını falan duymayacağım, tamam mı? Duymayacağım. Duymayacaksın. Duymayacağım. Duyarsanız ne olur? Ne olur bakın şu an, bakın. Bakıyorum. Beni. Meltem. 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 Bak. Meltem. Hadi. Hadi sene. Hadi duyamıyorum. Söyle bir kez daha. Ya da şöyle yapalım. Ben sana daha güzel bir isim söyleyeyim, ister misin? Ada. Hı? Ada. Ada. Ayo. Ada. Yok yok, demeyin. Ada dedi. Ada demeyin. Ada. Aa, yapmayın öyle şeyler. Ada. Susun Bora Bey. Ada. Aa, susun. Ada diyorum. Duman. Kedim öldü. Kedim. Duman kedim. Bizim. Ada. Tamam kızım, sakin. Sakin ol kızım. Rüyaydı ya. Rüyaydı. Gitti, bitti. Rüya yok artık, bitti bakayım. Ah! Çık git. Rüya git. Gözümün önünden git. Ne oluyor kızım, Ada? Şşş! Kendine gel. Ada yok. Böyle ada tonlamak yok. Ada var, ada. Oo, ada. Öyle mi? Eminsin demek. Anlıyorum. Yok. Buradan aldırmana hiç gerek yok. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sağ ol canım, sağ ol. Tamam, teşekkürler. Gel. Tamam, görüşürüz, sağ ol. Baba, müsait misin? Gel, geç otur. Bak biliyorum. Yani bu aralar çok sık olmaya başladı. Ama yardımına ihtiyacım var. Meltem hakkında değil mi? Nasıl yani? Sen nereden biliyorsun baba Meltem'i? Aslan Bey söyledi. Ada. Ada da Aslan Bey'e söyledi yani. Ne yazık ki Ada haklı çıktı. Bir dakika. Sen araştırdın mı? Birkaç telefon görüşmesi yaptım. Senin rakiplerinden Gen Yazı adlı sosyal içerik programının ajanı. Gen Yazı ha? Hı hı. Nasıl olur ya? Meltem böyle bir şeyi nasıl cesaret eder baba? Yapmış. Neyse. Halledeceğim ben. İstersen ben çocukları aldırtayım. Baba sakın. Bak halledeceğim ben. Tamam, ben de öyle söyledim zaten çocuklar. Teşekkür ederim baba. Ne demek evlat, her zaman. Halledeceğim. Vay sümüklü Meltem vay. Ay tatlım, nazar değdi.
Ah canım benim. İyi akşamlar. Boracığım, gel oğlum gel. Meltem, biraz konuşabilir miyiz? Hemen geliyorum. Bekliyorum. Gelebilirsem ah. Ay ama dikkat et yavaş ah. Çocuğum yavaş. Ay hay Allah. Maşallah da dedim yani bol bol. Maşallah maşallah. Gel bakalım Meltem gel. Ya hastayım diye işten kaytardığımı düşünme sakın. Evde de çalışmaya devam ettim. Hiç şüphem yok. Neden yaptın? Bora boynum tutulduğu için işe gelemedim yoksa ben... Şirketime hangi sebeple girdiğini biliyorum Meltem. Gen yazının ajanı olduğunu biliyorum. Bora. Hah, efendim Meltemciğim. Üzerinde bir şey kalmış da. Ah, çok teşekkür ederim Meltemciğim. Çok sağ ol. Rica ederim. Günaydın. 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 Ya Meltem, bak istersen ben bugün işe gitmeyebilirim. Seninle kalabilirim. İster misin? Yok artık ya. Bora Bey, işe gitmemek ne demek? Ne yapacağız biz sizsiz oralarda? Ölmez öyle şey. Hadi gidelim. Hadi şirkete, hadi yürüyün. Ada, bize bir izin verir misin? Pardon, böldüm. Böldüm sizin şeyinizi. Ben sizi bir böleceğim. Bir böleceğim sizi. Az kaldı. Gerçekten gitmeyebilirim bak. İster misin? Yok yok, ben gerçekten çok iyiyim. Ha. Sen işine bak. Bu arada adacığım. Hı. Bora sana emanet. Aldığın gibi geri getir. Canım, senin bir durun çüşün yok mu senin? Sen niye abartıyorsun her şeyi bu kadar? Ada, gidelim mi artık? Gidelim. Hadi Bora Bey. Bu arada bizim bugün çok işimiz var. Tamam mı? Sen benim arabaya gel. İki arabayla uğraşmayalım. Hadi. Aa, olur. Hadi. Meltemciğim. Mazottan kâr ettim. Çok dikkat et kendine. Görüşürüz. Tamam mı? Öpüyorum çok. Dikkat et kendine. Boynunu ovala arada. Bu evde niye böyle dolaşıyor? Terlik giysin ayağına. Arabaya bin. Topukluları çıkarsın. Bin şu arabaya Ada. Ada, bugün çok özel bir gün. Bugün Meltem'in doğum günü. Güzel bir restoranda bize yer ayırdı. Tamam mı? Olur, olur. Kaç kişilik? İki. Sadece iki. Ama bu çok fazla. Anlamadım. Bir şey demedim, olur dedim. Ha, güzel. Beni dinle zaten, bir şey deme. Çok konuşuyorsun. Bak, güzel, manzaralı bir masa olsun, tamam mı? Senden rica ediyorum. Çok önemli bir gün çünkü bugün. Ayrıca çiçekçiyi ara. Meltem'in şirketteki masası için. O masa ne mi ya? Benim o masa. Masanın üstüne böyle şık duracak bir çiçek istiyorum, tamam mı? Ama asla yapay olmasın. Sahte olan şeylerden nefret ediyorum. Bilirsin. Böyle masanın üstüne şık duracak bir şey olsun. Ama sakın lavanta olmasın. Niye? Niye lavanta olmasın? Alerjisi var. Vah 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 vah. Vah vah. Kıyamam. Kıyamazsın. Kıyamam. Kıyar mıyım? Ara hemen çiçekçiyi. Gidince ararım. Ada yukarı geliyor. Paketi teslim et. Telefonum çalıyor. Efendim. Evet evet, ben sizi bütçe için aramıştım. O bütçe bize uygun değil. Evet değil. Hadi beni rahat bırakır mısın? Hadi içeriye gir. Hadi. Size demedim. Yok. Dediğim gibi sizin bütçeniz bizimkine uygun değil. Elimizden geleni yaptık. Ada, bu Bora Bey geldi de. Ne bu? Bilmiyorum. Sen götür işte.
Ey bu ne ya? Hediyeler, şeyler. Ay tıkır tıkır ses de geliyor. Ne ki bu acaba? Bu ne adam? Kolye, küpe, bileklik, her şey olabilir. Ya tamam da nereden çıktı yani? Bora Bey almış. Kime almış? Tahmin edin. Hadi bir tahmin edin ya. Ya tahmin etmek istemiyorum. Edin ama. Edin, ısrar ediyorum, edin. Tahmin edin. Meltem deme. Bakalım Meltem mi? Panomuza baktık. Evet, ajan Meltem. En popüler yanıtı buldunuz Tuğçe Hanım. Tebrikler. Şak 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 şak. Bugün doğum günüymüş. Şık bir yerde rezervasyon yapmamı istedi Bora Bey. Şık. 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 Kaç kişilik? Cevap vermek istemiyorum ben. İki kişilik. İnanabiliyor musunuz Tuğçe Hanım? İki kişilik rezervasyon. Yeter mi? Yetmez. Yetsin artık. Yetmez. Yetsin yetmez. Lütfen. Hayır. Bir de masasına çiçek yollayacakmışım. Tabii o masaya. O güzide masaya. O güzeller güzeli masaya. Yani bir zamanlar benim olan masaya. Ama dipnot. Sakın lavanta olmasın. Alerjisi varmış dedim. Alerjisi varmış. Tabii ya. Ada ne oluyor? İyi misin? Yine adalık yapmaya başladın. Bakayım. Tuğçe Hanım. Hı. Siz bu bilgiyi lehimize kullanacakmış gibi bakıyorsunuz. Tabii. Öyle bakıyorsunuz siz. Bakayım. Vallahi öyle bakıyorsunuz, billahi öyle bakıyorsunuz. Ben nerede görsem tanırım bu bakışı. Evet. Yani sen diyorsun ki... Ne? Lavantayla Meltem'in alerjisini coşturalım. Baş başa bir doğum günü yemeği yemesinler. Aa, yememişler, gidememişler olsun. Ay şeytan aklına gelmez. Ya sizin bu akıllara durgunluk veren zekanıza hayranım. Çek, çek. İyi alıştın ha. Hak ettik. Girl power. Yani aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Herkesi kandırdı, herkes dedi ama Bora Bey akıllı, şüpheci, mantıklı. Yakışıklı. Yakışıklı, evet çok yakışıklı ama konumuz bu değil konumuz. Konumuz bu değil. Ne yaptı bu kadın? Ne yaptı, nasıl kandırdı Bora Bey'i? Büyü mü yaptı? Büyü mü yaptı? Yoksa büyü mü yaptı? Kankacığım yalnız o kestiğin Meltem değil, kaşar. Karıştırmışım. Ay telefon çalıyor. Bora Bey arıyor. Efendim Bora Bey. Evet burada. Tabii Bora Bey hemen. Kızım ne yapıyorsun? Sinirlerimi bozuyor. Ne diyor? Kahve istiyor. Ah Ada gel gel. Rezervasyonu yaptırdın mı? Yok yaptırmadım Bora Bey ama birazdan yaptıracağım. Ah, tamam acele edersin. Buyurun kahveniz. Teşekkür ederim. Bu da size gelmiş. Gelmiş mi? Ya. İnşallah beğenir. Beğenir, beğenir, beğenir. Ada, ben sana içine içine konuşma diye milyon defa mı söyleyeceğim? İnşallah beğenir. İnşallah. Kuzen ne diyorsun sen ya? Ya işte kuzen, öyle oldu. Şu anası öbürün çift adımı şifresini değiştirelim hemen, tamam mı? Tamam tamam, ben onu hemen hallederim de sen ne yapacaksın peki? Yapacağız bir şeyler kuzen, yapacağız. Ada haklıymış demek ha? Öyleymiş. Evet. Peki bu konuyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Tam da bu konuyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyordum ki sen üstüne bastın. Ha? Ha. Ada, 5 dakika sonra şirketin kapısının önünde ol, tamam mı? İşimiz var. Güzel, sağ ol. Kapat Ada. Tamam Ada. Hoşça kal Ada, hoşça kal. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çekmiyor burada, ben terastayım da. Hoşça kal.
Halledeceğiz. Halledeceğiz kuzen. Güzel. Gel bakalım, gel. Bora Bey, bu Burcu Can'dan değil mi? Kim o? Oyuncu. Oyuncu mu Bora Bey? Bu ünlü, bu ünlü. Ay ama televizyon gerçekten 5-6 kilo koyuyormuş. Harbiden bu ne bu? Bir deri bir kemik bu kız ya. Yazık ya. Yazık valla. Yırtık pırtık bir tişört bir pantolon giydirsen dilendirirsin. Ada. Açtır diye eline tavuk döner ayran verirsin. Ada. Hadi. Hadi Ada. Hadi işimiz gücümüz var hadi. İstersen de git fotoğraf çekil. Bora Bey biz niye geldik buraya? Buraya niye geldik? Ben Meltem'e doğum günü hediyesi olarak bir kıyafet almak istiyorum. O kıyafeti de senin üstüne denemek istiyorum. Ya bir sakıncası mı var senin için? Yok, yok. Bora Bey'in ne sakıncası olacak? Ben de öyle düşünmüştüm. Hoş geldiniz. Merhaba, Bora hoş Bey. Bulduk. Uzun zamandır görmüyorduk sizi. Malum işler güçler. Bana çok çarpıcı bir kıyafet lazım. Hanımefendi için mi? Ha, yok, yok. Hanımefendi bir dön bakayım etrafında. Dön, dön, dön. Hanımefendi manken. Kendisi manken. Ha, ben manken. Evet. Beni vitrine koyun. Canlı mıyım, cansız mıyım diğerlerinden ayırt edemezsin. Ben... Ada yapma. Ada burada yapma bari. Rezil etme beni yapma. Yapma. Neyse. Neyse biz işimize bakalım. Buyurun. Tamam. İsterseniz böyle buyurun. Tabii ki. Bu arada ne ikram edeyim size? Ben bir kahve alırım. Tamamdır. Ada. Hadi diyorum hadi. Güzel. Güzel seçim. Siyah güzel. Bravo. Nasıl? Olmuş mu? Bence oldu, bence oldu. İlk seferde doğru tercihi yaptık. Siz kırmızı da seversiniz zaten. Hadi bunu alalım, hadi. Hı-hı. Olmadı. Bir dön bakayım. Bir dön, dön. Dön, 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 dön. Bir dur. Şimdi saat yönünün tersine dön. Karar veremiyorum. Olmuyor. Bir dön, bir dön. Bir dön, karar veremiyorum ya. Evet, evet. Yok, yok, yok. Bu olmaz. Bu olmaz, bu biraz potlaşmış, bu olmaz. Gözüme böyle olmadı, gelmedi, hoşuma gitmedi. Diğerini deneyelim. Diğerini deneyelim. Deneyelim tabii. Tabii. Niye denemeyelim ki? Hadi. İşim ne benim? Tabii. Buyur. O zaman hanımefendi giyinirken ben birkaç tane farklı model getireyim. Tabii, tabii memnuniyet duyarım. Çok hoşuma gider. Teşekkürler. Sağ olun. Bora Bey. Efendim Ada. Bora Bey şey... Hı, ne? Benim fermuarım sıkıştı da biraz. Dejavu. Ben bu arada önce yaşadım. Şey, birazdan biri gelir yardımcı olur sana, tamam mı? Sabret. Kim? Görevli işte. Kim olacak? Ne yapacak ki o? Sen fermuarım sıkıştı demedin mi Ada? Evet. O zaman tamam işte gelir biri yardımcı olur sana. Aa, ben elin adamıyla aynı kabinde olmaz öyle şey. Ne yapacağız peki? Yani elbiseyi yırtarak çıkarım daha iyi. De. Ben istemiyorum. Ne yaptın Ada? Yırttın mı? Yok yırtamadım. Ya neden? Beni yırtarsan ben senin sülaleni yırtarım der gibi bakıyor bana. Sıfırı o kadar çok bol bulmuşlar ki yani koydukça koymuşlar, koydukça koymuşlar. Ne yapacağız peki? Acaba Bora Bey, Bora Bey siz gözünüzü kapatarak şey mi yapsanız? Yine mi? Yine mi gözümü kapatacağım? Tamam, tamam. O zaman da gözünüzü kapatın. Kapattım ben gözümü. Kapalı değil mi? Kapalı, ben açıyorum hazırsan. Tamam. Aa, vallahi kapattım. Oh be, kapandı. Elim acıdı biraz ama hallettim, kapattım. Oh, kahretsin. Oh. İyi, iyi güzel yapmışsın, bravo. Oh, gerek kalmadı. Açıyorum. İyi, aç. Oh. Yoruldum. Vallahi çok zorlandım, elim acıdı ya şeyinden. Çok iyi. Çok... Olmuş değil mi? Hadi çok alalım. İyi olmamış. Çok iyi olmamış bu. Sen bunu değiştir. Sen bunu değiştir, bu olmamış bu. Olmamış. Nasıl olmamış ya?
olmamış dediysem olmamış. Bunu değiştir, bu olmaz. Bakar mısınız? Bize bir daha renkli bir şeyler ayarlar mısınız rica etsem? Hemen getiriyorum Burak Bey. Bak o olur, o olur, onu getir. Heh, o getir. Bakayım. Bir bakayım, bakayım. Bu tenine de uygun bu senin. Biz bu olsun. Bunun kumaşı da güzel. Bunu çıkart. Bu olmamış. Bu parlak parlak hiç hoşuma gitmedi. Sen bunu ver. Ver ver. Ver onu giysin. Giyeyim tabii. Benim işim bu. Ben mankenim. Mankensin. Sen hadi gir içeri. Giy onu hadi. Hadi kapat perdeyi. Hadi. Elbise. Muhteşem elbise. Muhteşem dizayn edilmiş. Çok güzel dikilmiş. Ben bayıldım. Çok çok güzel olmuş elbise. Bence de güzel. Evet evet çok güzel. Bunu aldık bunu. Tamam aldık. Al bunu koyacağımız bandun yanına sırıtmaz. Ne? Saçmaladım ben öyle işte konuşuyorum. Peki, kararımızı verdik mi Bora Bey? Tabii. Tabii. Bu çok güzel elbise. Çok güzel olmuş. Biz bunu alalım. Ama yalnız bunu benim evime gönderin. Meltem Hanım'a teslim edilecek. Tabii efendim. Teşekkürler, sağ olun. Ben çıkarayım, ajan giysin. Ne? Ben çıkarayım, Meltem giysin. Meltemcim giysin, canım Meltem giysin. Evet. Hadi çıkar sen. Umarım bende durduğu gibi durur. Sen dikkat et, elbiseye bir zarar gelmesin. Bir tutsun inşallah. Açık. Tuğçe Hanım, Meltem'e bir elbise gelecek birazdan eve. Lavanta tozunda bulayın onu. Yoğurun hatta lavantaların içinde. İyice böyle karıştırın. Merhabalar. Meltem Hanım'a mıydı? Evet efendim. Tamam ben alayım onu. Çok teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Bakalım bu neymiş? Bir de bunu mu giyeceksin? Güzel kokalım. Harika oldu. Şöyle katlayalım seni lavantaların kaçmadan. Harika bir hediye. Hediyemi alayım da. Allah. Hadi hediye bende. Unuttuğumuz başka bir şey yok değil mi? Benim için önemli konu biliyorsun. Yok yok, unutur muyuz hiç? Aman ha, aman her şey eksiksiz olsun. Doğum günü malum. Doğum günü. Happy birthday. Yoğurt mu sürsek acaba ha? Enişte İskender mi bu? Ne alaka? Yanağı iyi gelir. Ay yanık değil bu aslanım. Görmüyor musun besbelli alerji? Ay maazallah öldürüverir bir anda. Zafer, biz bu çocuğu doktora falan mı götürsek acaba? Olabilir, götürebiliriz tabii ki. Yok yok, hiç gerek yok. Doktorluk bir durum değil zaten. Doktorluk değil de imamlık bir durum gibi bu. Tövbe de. Tövbe. Herkese merhabalar. Merhaba oğlum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meltem. Canım, ne oldu sana? Bu ne?
Meltem. Meltem ne oldu, iyi misin? Ya sanki her yerim lavanta kokuyor gibi. Ya. Aa, bir ter kokusuyla karışık lavanta alıyorum. Evet, evet. Ne oldu, alerji mi oldun sen? Vallahi ben de anlamadım nereden bulaştıysa. Allah Allah. Nereden bulaştı acaba Tuğçe? Ah ah ah, vah 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 güzelim kız, kırmızı kaleme dönmüş ya. Bunlar hep nazardan. Bunlar hep nazardan. Gerçekten seni bir okuyup üfleyeceğim ben. Tabii. Seni okuyup üfleyeceğim, sözüm olsun. Bana hatırlat bir ara, tamam mı? Ne olacak şimdi? Allah, gitti güzelin doğum günü yemeği ya. Tüh bak. Doğru. Bu halde hiçbir yere gidemeyiz. Size katılıyorum Bora Bey. Bu halde sokağa mı çıkılır? Rezillik tipe bak. Aa. Partiyi burada yapıyoruz. Nasıl yani? Öyle yani. Bu akşam bu parti yapılacak. Bora Bey. Bora Bey, konuşmamız lazım. Bora Bey. Meltem kötü niyetli biri. Beni dikkate almak zorundasınız. Beni dinlemeniz lazım. Yeter ama gerçekten. Bora Bey. Bora Bey. Bora Bey, bir şey söylemeyecek misiniz? O kız melek yüzlü şeytan diyorum. Ajan o kız, ajan. Biliyorum. Biliyor musunuz? Nasıl ya? Neden olmadığını söylediniz o zaman? Yok çocukluk arkadaşım. Yok yazlık aşkım. O çok dürüst, o yapmaz, o güvenilir. Onlar neydi? Sus Ada. Yerleri gökleri sığdıramadınız Meltem'i. Masayı odaya taşımalar, her fikrine bayılmalar, onaylamalar. Elin ajanını tepemize çıkarttınız be. Susacak mısın? Susmayacağım Bora Bey. Ben şimdiye kadar çok sustum. Siz o ajan yüzünden bana söylemediğinizi bırakmadınız. Şimdi konuşma sırası bende. Ben konuşacağım. Beni susturamazsınız. Sustururum. Susturamazsınız Bora Bey. Sustururum. Susturamazsınız. Ada. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Daldın gittin. Meltem diyordun. Melek yüzü şeytan diyordun. Ne oldu? Niye sustun? Daha orada mıyız biz ya? Evet, biz hala oradayız. Biz Meltem konusundan bir türlü kurtulamadık ki. Kurtulamadık. Kurtulamadık. Evet, çünkü siz bana inanmıyorsunuz Bora Bey. İnanmıyorsunuz siz bana ya. O kız tehlikeli. O kız size zarar verecek. Ada. Ben kendimi ve şirketimi kurtarabilecek akıl ve mantığa sahibim, merak etme. Ayrıca sen benim bazı şeyleri göremediğimi zannediyorsun ya. Ben her şeyi görüyorum. Rahat ol. Ayrıca ben sana niye inanayım ki? Ha? Ben sana niye inanacakmışım? Ay yine aynı yere nasıl geldik Bora Bey? Biz hiç buradan ayrılmadık ki Ada. Biz hep aynı yerdeydik. Ne yazık ki. Doğru. Doğru, evet. Çünkü ben sizin gözünüzde bir yalancının tekiyim, doğru. Bana inanmıyorsunuz ve inanmadığınız için çok pişman olacaksınız Bora Bey. Göreceksiniz siz. Ne oluyor? Bir şey yok. Ne oluyor? Bir şey yok. Ada. Garip. Merak etmeyeceğim. Zaten hep böyle. Neler olacak bakalım? Ya işte güzel bir parti bekliyorum ben. Aa, ne işiniz var sizin burada? Ha şey, Bora çağırdı. Meltem'in doğum günüymüş. Nerede o? Bora nerede? Bilmiyorum, yukarıdadır. Ha yukarıda. İyi, ben o zaman bu indiğim merdiveni tekrar çıkayım şimdi. Hadi bakalım. Kankaların gülü. Ne yapıyorsun? Kızım görüyor musun? Adam baya baya şirketine sızan ajana doğum günü partisi yapıyor. Beni dinlemedi bile. İnandıramadım ajan olduğuna. Ah ah. Bir de gidip mankenlik yaptım onun için. Kanka bir dur bakalım. Belki aklında başka bir şey vardır onun. Ne gibi bir şey? Ne bileyim. Belki başka bir şey düşünüyordur. Ha? Evet evet. Ne düşündüğü belli. Ajan seviyor adam. Saçmalama. Fantezi kız. Baya fantezi. Hediye aldı ona. Kesin mücevherat.
Ada, bir gelsene sen benimle. Yok Tuğçe Hanım, yok. Bir yere gelmem ben. Koy verin gitsin artık, bitti. Nereye koy vereyim gitsin ya? Meltem'in kazanmasına izin mi vereceğiz? Tuğçe Hanım, zaten kaybettik. Görmüyor musunuz? Parti var şu an. Birazdan parti başlıyor. Gideyim de hazırlanayım. Kaybetmiş olabiliriz. Ama onurumuzu da kaybedelim. Aralarından söz sızmaya biraz arayıp pik 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 konuşuyorlar. Ben dedim size. Resmen kızın doğum günü için Bora Bey evde özel hazırlık yaptı. Daha ne olsun Zafer Bey? Durun canım. Öyle kendimizi karartmayalım hemen. Henüz hiçbir şey belli değil. Yok yok, her şey belli ortada. Ben zaten o Meltem'i gördüğümde Bora Bey'e kancayı takacağını anlamıştım. Hissederim ben çünkü. Pis hain. Aslan. Ha. Ne diyorsun, ne haini? Yok öyle hain hain bakıyordu da ondan öyle dedim canım benim. Ben öyle şey der miyim, nane şekerim, Allah Allah. Bora sonunda doğru yolu buldu. Buldu buldu. Şükür olsun. Malumun ilanı resmen Belma Hanımcığım. Yani birazdan el ele tutuşurlarsa hiç şaşırmayın bence. Ay, hadi inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Rüzgar. Rüzgar, senin ne işin var burada? Bora çağırdı, geldim. Ya mahsuru mu var? Sürekli dibimde olmanın bir mahsuru var, evet. Tuğçe yeter. Bak gerçekten yeter. Bendeki de sabır artık. Yeter. Tamam? Ne okay. Bu tavırlar falan ya? Allah Allah. Aa! Vallahi Rüzgar Bey de gelmiş. Rüzgar Bey, siz nereden çıktınız ya? Siz de mi davetliydiniz Rüzgar Bey? Ben size bir şey soracağım. Ben bu ara fotoğrafçılığa çok merak saldım. Her yeri fotoğrafını çekmek istiyorum ama aklımda birkaç takılan böyle birkaç soru var. Beni bir aydın. Tuğçe Hanım, birkaç soru sorsam sizin için bir mahsuru yok değil mi? Buyurun lütfen. Tabii tabii, kullanabilirsiniz. Gel bakayım. Yasemin teyze bir işi karıştırıyor. Ne işi karıştıracak canım? Bana bak, ister misin sana ben böyle bir tavsiye vereyim, sana yardım edeyim adayı ikna etme konusunda, ha? İster misin? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? Konusunda tabii ki, hangi konuda olacak? Ben diyorum ki bir büyüğünüz olarak sizin elinizden tutsam, size yol göstersem, adayı evlilik konusunda ikna etsem diyorum ben. Yasemin ablacığım, bu arada abla diyebilirim değil mi? Ay. Sıkıntı yok. Ben ne kadar minnettar kalırım anlatamam. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte o zoom lensler konusunda bir aydınlanma yaşadım ben şu an. Evet evet, onlar böyle... Önemli fotoğrafçı. Yer misin? Yeme. Yok, yemem. Ne olurdu bana inansaydınız? Ne kaybederdiniz ki? Bir kere ya. Sadece bir kere haklı olabilirsin Ada deseydiniz. Şimdi sadece siz mi kaybettiniz? Aa, pasta da geldi. Geldi, gel hayatım, gel. Tatlım, geç geç. Canım, evet. Herkes beni dinleyebilir mi? Abi. Anneciğim, babacığım, sevgili dostlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni ve Meltem'i yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ay hadi inşallah. Ya, ya. Meltem hayatıma, yani hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. İyi ki de yaptı. Evet. Ah, gül gibi çocuk gitti, gül gibi çocuk gitti, görüyor musun? Benim hayatta önem verdiğim tek şey dürüstlük. Bunu beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Meltem sağ olsun, şirketimize geldiği günden beri bana çok dürüst davrandı. Evet. Meltemciğim, bu hediyem sana. Biliyorsun ki bizim işimiz yazmak. Eğer sen de istersen, arzu edersen... Senin de yazmanı isterim. Bu kalem sana.
eski tecrübelerinle şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama yani. Bence de. Benim kalemim o. Umarım dolma kalemini beğenmişsindir Meltem. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Müsaade eder misiniz? Ne için müsaade edeceğim orada? Bir edin. Buyur. Ne oluyor ya Meltem? Ver o kalemi. Gel canım, gel canım, ne gel canım, ya? Gel canım sen. Ada. Gel canım sen. Ada. Ben gel canım sen. Ada. Sen. Ada. Ne yapıyorsun? Fırlaşma, oynaşma, vururum suratına. Ay! Ay! Bakın. Boya. Bakın. Boya. Bunun alerjisi boya. Cingöz cingöz maşallah. Bu o kadar yalancı ki. Aynı zamanda ajan. Ajan mı? Aa. Bu kızın Amerika'ya gittiği de döndüğü de yalan. Bora. Yalan. Yalan. Yalanmış. Yalan. Yalan. Bora Bey. Bora Bey demiştim size işte. Ajan bu kız bana. İnanmadınız siz görmüşsünüz. Görmüşsünüz. Sen var ya sen. Ada. Sana tüküreyim ya sana. Ada tamam yeter. Beni. Tamam. Yeter. Ben adayı bir anlıyor dayı. Yeter! Tamam yeter! Biliyorum! Meltem'in ajan olduğunu biliyorum! Ne? Meltem! Bütün gerçekleri açıklamak ister misin? Hadi. Rezil. Söyledikleri her şey doğru. Çok özür dilerim. Belma teyze, keşke böyle olmasaydı ama yapmak zorundaydım. Ne? Ne özür? Ne? Ben anlamadım. Ne oluyor şu an? Anne. Bir dakika. Herkes ajan dedi. Ben gidiyorum. Allah'ım. Benim tansiyonum düşüyor. Bana bir şey yapıyor. Ajan majan. Bir şey olmaz. Geçti aşkım. Geçti. Ayaz. Ayaz. Tamam Meltem. Gidebilirsin. Ada. Özür dilerim. Bora Bey, Bora Bey siz Meltem'in ajan olduğunu biliyordunuz. Evet, Ada. Ve gitmesine izin veriyorsunuz, öyle mi? Evet, Ada izin veriyorum. Neden? Yine ne güzel bir ekip olarak çözdük bu işi, değil mi? Tuğçe, bize biraz müsaade eder misin? Ada ile konuşmam lazım. Hadi Ada, yürü. Bora Bey. Yürü dedim Ada. Anne ben doğdum çünkü. Tamam aslan geçti artık. Biliyordunuz yani öyle mi? Evet dedim ya Ada. Peki neden gitmesine izin verdiniz? Gitmesine izin verdim. Çünkü onu affetmem için makul sebepleri vardır diyelim. Neymiş onlar? Bora, gerçekten anlattığım gibi babam çok hasta ve 750 bin lira gerekiyor. Meltem, kendine daha iyi bir alan mı bulsun acaba, ha? Ne yapıyorsun sen? Babacığım, nasılsın? Ağrım var ama iyiyim kızım. Parayı bulabildin mi, ne yaptın? Para tamam. Para tamam amcacığım. Hatırladın mı beni? Yazlıktan Bora ben. Yazlıktaki Zafer amcanın oğlu var ya baba. Tamam baba sen dinlen. Ben seni arayacağım. Tamam kızım. Sahiden verecek misin? Vereceğim tabi. Vereceğim.
Son bir şey daha isteyebilir miyim senden? Hakkım yok biliyorum ama... kimseye söylemesen olur mu? İzin ver o da bana kalsın. Peki, peki tamam, tamam. Size de kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz... bunca tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı. Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben size üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim, evet. Bunun pişmanlığını yaşadım, hala daha yaşıyorum ama siz... şirketinizi batırmaya gelen birini, bir suçluyu... neredeyse güle oynaya uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapalım bekliyorsunuz benden? Pişman olmama mı? Oldum. Özür dilememi istiyorsa diledim. Ayaklarınızla mı kapanayım? Ada, bu kalem Meltem'in değil, tamam mı? Bu kalem başka kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin, Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine... haklı olduğunu anladığınız halde... kılınızı kıpırdatmadığınız birine... kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü... ya mürekkebinizi kurutur... ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada! Ben kendim bildiğim bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım Bora Bey. O yüzden... devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada! Ada! Uzundur aşkı çıkan yollar, ya gerçek olur.